tarihler 21 Eylül 2017'yi gösterdiğinde 35 yaşındaki Murat Kocaeri'nin cansız bedeni bulundu. Babası çocuklarını çok üzgündüm. Görüyordu çocuklarını. İki çocuk babası korkunç bir cinayete kurban gitti. Tek kişi işi değil. Bu birkaç kişi var. Genç babanın birileriyle husumeti var mıydı? Ama tek düşündü. 10 ay evvel falan tehdit ettiler. Murat Kocaeri cinayetindeki tüm detaylar. Birazdan. ...82 yaşındaki anneannesine bakan İbrahim Türkel... ...annesini 4 yıldır görmüyor. 2016'dan beri gelmiyorlar. 2016'dan beri neneme ben bakıyorum. Kızları gelip gel sormuyor. Yaşlı teyzenin kızı neden annesiyle ve oğluyla görüşmüyor? Kendisi 82 yaşında. Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Onun için ben karşılarım. Zeliha Şentürk kızlarına kavuşabilecek mi? Birazdan. Perihan Şahin, 10 yaşındaki torununu bırakıp giden kızına seslenmek için yayınımıza katıldı. Gerçeğin peşinde önce anne ve kızı yüzleştirdi. Eteklerindeki taşları döktüler. Canlı yayından sonra Perihan ve Zeynep buluştu mu? Birazdan. Eliha Sarı, 5 yıldır görmediği kızı Rojda için yayınımıza katıldı. Ekibimiz Rojda için soluğu Kars'ta aldı. Taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Eliha Sarı'nın evlat hasreti sona erecek mi? Birazdan. Seyirciler, Star TV ekranlarından gerçeğin peşindeden herkese sevgiler, saygılar göndererek başlıyoruz. Bütün konuklarım çok özel, bütün konuklarım çok değerli ama yani stüdyomda öyle güzel bir büyüğüm var ki gelip gözlerine bakmaktan alamadım. Kendimi oraya gidemedim. Arkadaşlar da dedi ki o zaman orada oturun, hiç kalkmayın. Ben böyle konuşuyorum ama Zeliha teyzem benim söylediklerimi duymuyor ne yazık ki. Hiç mi duymuyor anneannenin kulağı İbrahim? Normalde de ağır işitiyor yani. Ağır. Nasıl direkt, anlaşıyorsun sen onu? Arnavutça anlaşıyoruz Türkçe yani. Türkçe de bilmiyor. Bir Türkçe de Arnavutça konuşuyor. Efendim. Evet. Arnavutça anlaşıyoruz. Hoş geldiniz genelde. Dedim. Anladı mı acaba yok, şimdi? O kadarını da mı anlamıyor? Yok anlamıyor. Türkçe Arnavutça nasıl bilmiyor. Söylüyorum hoş geldiniz şimdi, diye? Çeviremezsiniz ki. Yok. Biliyorsunuz sen, mu? Sen söyle ben tekrarlayacağım. Hoş geldin nasıl denir? Dur ben söyleyeyim ona. Hoş geldin nene diyor. Hoş geldin diyor. Sen de Türkçe diyorsan. Dedin. İbrahim sen de Türkçe söyle. Arnavutça ben... Siye sata yemir. Zeliha, Zeliha, Zeliha. İsmini sordun, sen ismi Zeliha. İnci. Zeliha. İnci, Zeliha teyzem hoş geldin. Sen Arnavutça hoş geldin nasıl dinleyebiliyor musun? Biliyorum ya, biliyorum. Söyle de ben de tekrarlayayım diyorum. Sen bana söyle, ben ona tekrarlayayım. Siyesa. 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 Anladın mı? Peki. Kafa sağlık. Şimdi... Yani böyle tatlı tatlı hoş geldiniz diyorum ama aslında hiç hoş gelmedi. Şimdi söyleyeceğim şey hepinizi sarsacak. İbrahim anneannenin kaç çocuğu var? Anneannemin iki tane kızı var. İki tane kızı var. İkisi de hayatta. Evet ikisi de hayatta. İkisi de sağlıklı. Evet sağlıklı. Nerede yaşıyorlar? Bursa Mürseller Köyü'nde yaşıyorum. Peki siz programa nereden geldiniz? Bursa'dan geldik. Bursa'dan geldik. Peki anneannen kiminle yaşıyor İbrahim? Beraber yaşıyoruz anneannemle beraber biz. Beraber derken? Sen ve anneannen. İkimiz. Kaç yıldır anneannen tek yaşıyorsun? Anneannemle beraber işte 10 seneden beri, 15 seneden beri ben bakıyorum ona. 15 seneden son 4 bir... seneden beri, 2016'dan beri kızları gitti bir daha da gelmiyor. Yani arayıp da sormuyor yani. 2016'dan beri biri evet. Senin annen, biri de teyzen. Evet. Hiç gelip annelerinin kapısını açmadılar mı? Affedersin söylemesi çok ayıptır yani. Yatağa düştü daha ölmedi mi deyince benim zoruma gitti. Kim dedi bunu? Öz annem dedi abla. Ne diyorsun İbrahim ya? 4 yıldır annen ve teyzen Zeliha teyzeye bakmıyor ve yani... Şöyle söyleyeyim, detaya girmek istemiyorum. Bir büyüğe bakan, bu yaşta bir büyüğe bakanlar anlarlar. Bütün
fiziki ihtiyaçlarını. Evet, burada tatlı tatlı oturuyor ama kendi kendine yetemiyor bu anlamda aslında Zeliha Hanım. Onların hepsini torunu İbrahim Bey karşılıyor. Ve aynı şehirde yaşayan, Bursa'da yaşayan iki kızı gelip bu annenin kapısını bile açmıyor. Ya bakmıyorlar mı sana? Anaların ben sana bakılmaz mı? Ama Türkçe'yi de anlıyor herhalde. Bence anlıyor. Bence anlıyor. Sormuyor mu kızlarını İbrahim? Neredeler? Sormuyorlar yani. Hayır hayır, anneannen onları soruyor sana. Soruyor, onlara soruyor. Niye gelmiyordu? Ben onlara diyor ne yaptım diyor. En azından diyor bir helallik alsın, bugün varım yarın yokum diyor. O kelimeyi söyledikten sonra bir daha da ben arayıp sormadım yani. O kadar minnacık ki ben böyle sarılırken biraz şey sarılırım yani, güçlü sarılırım. Ben sıkarken de öyledir. Biraz ayarım yok. Sarılmaya korkuyorsun ki kemikleri incinecek diye. Yani bunlar doğruysa bu anlatılanlar, doğru, inanılır gibi değil. Çünkü ben her şey bizim için iddiadır İbrahim. Doğru, yani inanasım gelmiyor ki kızın annelerini bu durumda tek başına bıraktıklarına. Lütfen bağlanın, konuşun. Yani 4 yıldır hiç gelip bayramda mayramda da mı gelmedi? Hayır, gelmiyorlar efendim. Araştırırsanız sorabilirsiniz. Başka torunu var mı? Kızın, Zekiye'nin torunları var. Bir oğlu var, bir torun şey kızı var. Evet. Onlar bakıyor hiç mu? Hiç gelmiyor. Hiçbiri gelmiyor. Senin kardeşin var mı? Benim kardeşim, bir kardeşim var. Bir tane de erkek kardeşim var. Kız kardeşim vefat etti. Diğerine de evlatlık verdiler. Evlatlık verdiklerini, ben nereye verdiklerini bilmiyorum onları. Beni de anneannem, dedem büyüttü işte. Seni anneannem, dedem bunlar büyüttü. Kim verdi evlatlık? Annen mi verdi? Babam vermişti evlatlık. Babam bir çocuklarına evlatlık verdiler ve büyüklerine de bakmıyorlar. Rahmetli dedem dedi, bir çocuğa dedi bakamadınız dedi. Madem bakamıyorsunuz dedi, beni de anneannem dedem büyüttü işte. Dedin ne zaman kaybetti? Dedemi 2001'de kaybettim trafik kazasında. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Şimdi uzun uzun konuşacağız ama senden şunu rica ediyorum. Önce bir Melih Hanım'la başlayacağım bugün de. Zeliha teyzemle konuşma konusunda yardım et. Duygularını anlatsın. Sen ona yüksek sesle bunu sonra anlatırsın. Ne hissediyor? Kızlarına ne söylemek istiyor? O söylesin. Sonra sen onları bize çevir. Tamam mı? Birazdan. Şimdi bir şey söylemek istiyor mu bize? Sorar mısın lütfen? Şu an bir şey söylemek istiyor mu? Akiye denir sen saat. Ya ben senin gündeyeyim. Parmak ulağı mı diyorsun? Duyuyorsun değil mi teyze sen? Ay çok tatlı. Duyuyor galiba. Duyuyorsun sen. Kulağıma duyuyorsun sen. Niye bağırıyorsun yok, diye annenin kulağına? Duyuyor da geç işitiyor yani. Acaba sen misin duymayan ha? O zaman bir şey söylemek istiyor mu şimdi? Yok ya. Kızıyor mu sana? Anneş pesutun, anneş pesutun yere tamam. Eve ne zaman gitmiş? Eve ne zaman? Daha yeni geldi. Tamam, tamam. Göndereceğim ben seni evine. Tamam, tamam. Pamuk. Ne dedi? Uzak diyor. Uzak. Ama bak ne güzel burada. Herkes seni sevdi. Onlarla konuşuyoruz. Sıkıldın mı bizden? Alışkın değil ya şimdi. Ha akşam mı? Yok akşam olmadı. Burasının ışıkları bunlar. Daha akşam olmadı. Var mı aranızda Arnavutça bilen? Anlıyorsunuz. Peki yardım, sizden de yardım alırız o zaman. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? 82 yaşında bir anne, iki evladı var ve 4 yıldır hiçbir yanına uğramamış. Neredeyse 15 senedir de torunu İbrahim bakıyor anneannesine. Konuşacağız birazdan. Bir ihtiyaç olursa, bir sıkıntı olursa İbrahim söyle. Tabii ki biz Zeliha teyzemizi dışarı alıp dinlendiririz. Onu burada da çok yormak da istemiyorum. Sevgili seyirciler, Melih Asar'ı 5 yıldır görmediği kızı için burada. Birazdan bu konudaki gelişmeleri aktaracağım sizlere. Ekrem Aykan cinayetiyle ilgili dün son dakikada muhabir arkadaşım Murat bizimle bir Murat diyorum. Mehmet Şahin bizimle bir bilgi paylaştı. Dedi ki amcalar bu işi yapsa Emre yapmış olabilir diye konuştular benimle diye. Ne söylediler? Onların da cevap haklarını kullanmasını istiyorum. Bu iddianın arkasında bir gerekçelerim var diye. Birazdan bunu da sizinle paylaşacağım. Ve 3 çocuk babası Münevver Yılmaz. Hala yok ortada değil mi Şefika Hanım oğlu? 22, 23. gün bugün galiba.
24 gün oldu ve 3 çocuğunu bırakıp ortadan kayboldu. Gerçekten bir kadınla mı yaşamak için gitti? Hayatında bir kadın olduğunu kendi kardeşi yayına bağlanarak söyledi. Birkaç ay önce bitmişti dedi ama aslında dün kardeşi önemli bir şey söyledi. Kaybolmadan bir gece önce birliktelermiş aile. Tamam, bizdeydi o zaman. Ne konuşuldu o akşam onları da birazdan... Hiçbir şey konuşulmadı. Benim kızım buradaydı, Şırnak'ta oturuyor. Gelmişti, o ertesi gün evine gidecekti. Eşi vardı, onu almaya gelmişlerdi. Şefik Hanım, ama yine de o akşam belki yolda kardeşleriyle konuştukları, birine mesaj çekmiş, bir mesaj gelmiş, onu okumuş. Bunlar çok önemli. Bütün detaylarıyla birazdan senden o akşamı dinlemek istiyorum. Tamam. Kimler vardı evde, tamam. Telefonda biriyle konuştu mu diye. Ve bir cinayet konumuz var. Manisa'dan geldiler. 21 Eylül 2017'de işlendi bu cinayet. Murat Kocaeri dükkanı ve evine yakın bir noktada ne yazık ki öldürüldü. Tekrar başsağlığı diliyorum size. Anne ve babası burada. Bu konuyu da birazdan konuşacağım. Siz az önce dinlerken İbrahim Bey evlatlar anneye bakmıyor derken siz kendi evladınızın acısıyla bir yandan gözyaşı döküyordunuz. Gördüm sizi. Çok zor. Biraz sakinleşin, kendinize gelin. Az sonra uzun uzun konuşacağız sizinle ama ben şunları vereyim. Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın gerçekten. Hep bunu söylüyorum, her zaman söylüyorum. Evet, birazdan bu konulara geçeceğim ama işte evladı için gelen Melih Hanım. 5 yıldır ben kızımı göremiyorum. Benim eski eşim diğer kızımın da yaşını büyütüp evlendirdi dedi. Bu arada kızı Seyran'da yan stüdyoda. Hatırlatmaya geçeceğim, bu konuyu konuşacağım ama Seyran'a bir merhaba demek istiyorum öncelikle. Seyran'ın sesini duyabilir miyim? Merhaba İnce Hanım. Merhaba. Seyran, arkadaşlarım bir bilgi aktardı. Dediler ki Seyran yayına gelip yüzünü de göstermek, öyle konuşmak istiyor. Annesinin yanında oturmak istiyor dediler. Hayır, ben aslında öyle bir şey söylememiştim ama haberim yoktu yani. Bana böyle söylediler yüzünü ama. Yüzünü göstermek istemiyorum dedi, bana da söyledi. Ha, o zaman tamam. O zaman sorun yok. Ben tam tersi, çünkü biz senin yaşının büyütülmüş olduğu için burada gelip yüzünü göstermeni istemiyorduk. Böyle söylendi, şöyle bir yanlış anlamı var. Hukuki anlamda yüzünü dönüp evet, konuşabilir. Evet avukat bey, ben söyledim, dedim yüzünü gösterebilir misin dedim. Yok anne dedi, ben böyleyim. Tamam böyle. Zaten biz kimsenin yüzünü, hatta aynen. Bu noktada Seyran'ın zaten yaşı kağıt üstünde 19 görünse bile evet. Biyolojik yaşının annesi küçük olduğunu söylüyor. Evet. Biz bunu esas alalım diye ilk günden beri hiç yüzünün görünmemesi aynen, taraftarıydık aynen, ama canım. Böyle kararını değiştirdiği yönde bana bilgi verilmişti. Tamam, bir yanlış anlamı olmuş. O zaman Seyran bizim yan stüdyoda konuğumuz olacak ve bu konuyla ilgili önce bir neler konuştuğumuzu hatırlayalım istiyorum. Melih Hasar'ı ilk eşinden kötü alışkanlıkları yüzünden ayrıldı. 2 oğlunu geride bıraktı. 2. evliliğini yaptı ama yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. 2. eşinden gördüğü şiddet yüzünden kaçtı ama bu sefer de 2 kızını geride bıraktı. Zorla evlendirilen büyük kızı kaçarak geri döndü ama Melih Hasar'ı küçük kızını da evlendirilmeden kurtarmak istiyor. 2. evliliğimi yapıyorum. İlkinki eşimden... Yani içki yüzünden falan ayrıldım. 2 tane oğlum kaldı. 2. eşime artık hani ne derler, atasözdür, yağmurdan kaçarken doluya yakalandığım misali var ya. Evet. O hesap oldu benim iş. Neden? İyi dedim, biraz dedim belki bu adama varırsam yüzüm güler. Çocuklama bakacağım dedi 2 oğluma. Aldım götürdüm, bakmadı. Babasına falan geri gönderdim. O çocukların perperşem büyüdüler. Sen ayrılmak, büyütemedin yani. Öyle. Ayrılmak istedim, evet büyütemedim. Ayrılmak istedim. Bırakmadı. Hı hı. Asarım, keserim. 2-3 sefer kaçtım. Olayını bulamadım. Çünkü arkamda bana çıkacak bir kardeşim, bir desteğim yoktu. Parka görsem, yolda bir çocuk görsem, bu benim oğluma benziyor. Bir kedi enceyi görüyorum, bu benim oğluma benziyor. Ben bu kedi köpek kadar da olamadım, yavrularıma sahip çıkamadım. Yıl kaç, kızınızın doğduğu sene kaç? 2003. Bu arada 2. çocuğunuz da oldu. 2. çocuğum da oldu. 2. kızım da doğdu. Rojdam da oldu. O hangi yıl doğdu? 2009'da. Rojda dünyaya geldi. Rojda daha 40'ı çıkmadı. 1-2 aylık elimde. Hatta darp raporum bile vardır. Beni dövdü. Çocukları için geri döndü ama... Gidip gelecek yerim yok. O zaman da çalışmıyor diye dövüyor. Ben evde ekmek yiyorum ya. Fazla ekmek yiyorum herhalde. Aldım gittim sığınma evine.
Bursa Muradiye'de orada kaldık. 2 ay kaldım. Arıyorlar, bulamıyorlar bizi. 2 ay benim bu kız çocuğum artık 3-4 yaşında ekmek yemiyor. Oturdum dedim Seyran gel dedim Allah'a dua edelim dedim. Allah bizim yardımcımız olsun. Diz çöktü oturdu ince hanım ellerini açtı. Allah'ım beni babama kavuştur. O zaman ben tekrar yıkıldım. Ne yapabilirdim? Geziyor, tozuyor, oynuyor, ekmek yemiyor. Allah'ım dedim bu çocukları bal dedim öbür günler böyle yetim büyüdü sahipsiz. Bu çocuklarımı sahipsiz bırakmayın. Tekrar geri döndüm. Geldim 15-20 gün iyiyiz. Ondan sonra yine aynı olaylar, aynı sopalar. Yani sen Veli Bey'le evlenmeye giderken kızlarını yanına aldın mı? Aldım. Aldın ama sonrasında Mehmet Bey sana dava açtı. Evliyken beni terk etti diye. Evet. Bu sefer de velayetler, kızlarının velayeti babaya verildi. Babaya verildi. Evet. Babası evlendirmek için yaşını büyüttürmüş. O zaman 15 yaşındaydım. Hatta daha 14'tüm. 15'e 2 ay vardı. Sonrasında bunlar kendi aralarında konuştular bu şekilde. İstemeye geldiler beni. Babam da 20 milyar kadar bir başlık parası istedi. Abimle hatta onun öncesinde pazarlık bile yapmışlardı. Abim dedi 30 milyar isteyin. Babam dedi olmaz 30 lira çok falan 20 isteyelim. Abim dedi ki 30 isteyin de onlar sonradan fiyatı düşürür falan. Bir nevi beni sattılar diyebilirim. Allah'ım. 15 milyar kadar peşini aldılar. İçeride biraz paraları kaldı falan. Bu şekilde biz nişanlandık falan yaklaşık 6 ay kadar nişanlı söz durumu falan oldu. Sonra biz başka bir iki sokak öteye taşındık. Ondan sonra orada da kınamız oldu. Kına günü annemin dediği gibi jandarma falan geldi. Evet. O sıra yaşım daha büyütülmemişti aslında ama evet. Babam 17 yaşımda gözüktüğümü söyledi falan. Onların nüfus kağıdını söylemeden kayboldu falan bir şeyler söylemişti. Polis orada jandarma bana bir kağıt verdi. Dedi eğer kendi rızanla evleniyorsan imzala falan dedi. Biz 2 sene kadar evli kaldık. 2 sene? 6 ay dini nikahlı, 1 sene kadar resmi nikahlı ve şu anda 8 aydır annemin yanındayım. Toplam 2 sene kadar, 2 sene civarında. Hala boşanma evet. Davamız devam ediyor şu evet, anda. Evet, boşanma davamız devam ediyor şu anda. Ekibimiz iddiaların odağındaki eski eş Mehmet Bey'le görüştü. Abi yalan değil, istediği zaman gelsin görsün. Daha önce göndermem, o kendisi gelip görebilir. Ben hiçbir zaman karşı çıkmam. Daha önce ulaşmaya çalışmış ama telefonlar hep yüzüne kapatılmış, böyle söylüyor, doğru mu? Yalan değil, 5 senedir ne telefon açmış, ne konuşmuş. Öyle bir şey yok. Yani siz daha önce hiç aramadı? Hiç aramadı. Yani Seyran, benim kızım şimdi bak televizyon açmış, beni kötülüyor. Hı hı. Babam böyle etti, böyle etti, böyle etti. Biliyorsun Seyran'ın lafları değil. Anası öğretiyor kelimeleri. Seyran, sen pişman olacaksın. En son gene sen babaya döneceksin. Ama öyle et ki ben fazla karınmayayım. Severim seni. Hem de sevmedi, devam ederim. Meliha Sarı kızına kavuşabilecek mi? Evet, Meliha Hanım 5 yıldır görmedi. Rojda'sına kavuşmak istediğini söylüyor. Ama Rojda'nın babası Mehmet Bey diyor ki 5 senedir ne aradı, ne sordu ki diyor. Gelseydi sorun olmazdı. İnce Hanım zaten bak biraz sonra Bursa'dan ablam da bağlanacak. Ablam onu aradı. Numara vardı bende, açmıyorlar numaraları. Bir sefer ablam aradı. Ablam dedi ki ya ben hiç görmedim yeğenlerimle tanışmak hı-hı. istiyorum, görmek istiyorum. Sen benim numaramı nereden buldun? Ya hakikaten mi nereden buldun şöyle böyle kapatıyor telefonu daha bir daha da telefonları yok hattını değiştirmişti. Şu anda Mehmet Bey yine telefonda. Mehmet Bey merhabalar, duyabiliyor musunuz beni? Merhaba efendim. Merhaba. Değil. Seyran ve Rojda'nın babası Mehmet Bey. Melih Hanım'ın eski eşi. Şimdi en sondan başlamak istiyorum ben. Dün konuşamadık, vakit yetmedi. Seyran'ın evliliğinden. Siz diyorsunuz ki röportajda muhabir arkadaşıma evlenmeyi kendisi istedi, kendisi evlendi diye. Sizin kızınızın doğum tarihi nedir Mehmet Bey? Asas doğum tarihi sorarsanız gerçek. Evet. 2001'lidir ama ben geç kaydettim, başka mesele. 2001'lidir geç kaydettim. Ablası aramış diyor. Doğrudur, aradı. Hı. Ben onun telefonu kapattım, sen beni yaktın, sen bir daha hangi yüzle beni arıyorsun? Ben senin bu kardeşini tanımıyordum, görmemiştim. Sonra getirdim, eve soktun. Beni böyle pek perişan ettin. Onun için telefonun üstüne kapadım, ona cevap vermedi. Kardeşi niye sizi perişan etti, kardeşini getirmesi? Ben görmeden, şey etmeden götürdüm. Kendi kardeşini kocasının yanında.
o kendi yuvasının içinde aldı getirdi bana verdi. Kim? Melihan. Ablası. Ablası. Ben doğru mu anladım? Melih Hanım kendi kardeşini size... Hayır hayır, ablamı diyor. Ablam beni götürmüş, kendi yuvamdan almış, ona götürmüş ve bunun başını yakmış. Öyle mi oldu? Öyle söylüyor. Öyle aslında öyle, öyle diyor. Hem de resmi nikahı oldu. Öyle mi oldu? Hayır. Tamam, ablam getirmiş, başını yakmış. Sen ablama dedin ben evleneceğim. Ablam da dedi ki kız kardeşimin huzuru yok. Ben de sizi tanıyorum, komşuyuz. Dedi iyi olur. Ablam sana demedi ki vur, öldür, az kes. Hayır abi, bak benim emeğim senin burada. Merhamet, merhamet. Haklıysa Allah görüyor bizi. Kimin emeği, evet, kimin burnundan gelecek. Ben burada çıkmışım zaten, utanacak yüzün yok. Ay, köşelerde var ya, köşelerde ben 18 yıl, baba dinle. Ben 18 yıl köşelerde çok ağladım. Yüce Rabbimin adaleti büyüktür. Plağı tersine çevirdi. Şimdi ağlama sırası sende. Şimdi o abla, hatta ben bir kere orayım. Siz başka biriyle, evet, evliyken Mehmet Bey ile, evet, birlikte yaşamaya başladığınızı söylemiştiniz. Bu birlikteliğe sizin ablanız aracılık etti. Evet, öyle mi? O abla da telefonda konuşsun şu anda. Merhabalar. Merhaba. Yani Mehmet Bey diyor ki benim başımı ablası yaktı. Sonra da tabii ki onun telefonlarını açmam diyor. İnce Hanım, kolay gelsin. Sağ olun. Bu arada. Sağ olun. İyi yayınlar olsun inşallah. Benim kardeşimin önceki evliliğinden huzuru yoktu, biliyorsunuz onu anlattı zaten. Hı hı. Ramazan günüydü, bende kaldılar uzun süre. Benim evim dardı. Mehmet Bey'in de eşi ölmüştü o zaman. Çok iyi bir insandı o zamanki hali. Çok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben de evleneceğim deyince o kadar ki iyi bir insan olduğunu biliyorum ki bu an canavar olduğunu bilmiyordum. Bu kadar canavar olmuş. Canavar kötü mıydı? Bir şey yanmadı. Kötü bir şey yanmadı. Resmi nikah, evlendiler. Yok, başlangıçtaki yanlış. Yani araya böyle giriyorum, tutamıyorum kendimi ama başta boşanmadan gelip Mehmet Bey'le birlikte yaşıyor olması yanlış Melih Hanım'ın. Bunu bir söyleyelim, orası yanlış. Boşandıktan sonra tamam, ona bir şey tabii demez. Ki doğru söylüyorsun. İşte o zaman ama da ben ablamın şey gazına geldim. Asla değil, bak kötü bir şey asla değil. Kardeşim insan yakmaz. O benim ciğerim, kanım. Yüzü gülsün, rahat etsin diye. Çünkü ekmek bulup yemeyen bir insandı benim kardeşim. Çok zor durumlarda yaşadı. Ama Mehmet Bey diyor ki ben ona prensesler gibi baktım diyor. Yalan söylüyor. Kurban olduğum sana yalan söylüyor. Bak ben yeğenlerimin yüzünü hiç görmediğim halde aradım. Yalvardım. Benim kardeşime o kadar kötü hakaretler söyledi ki. O kadar. Yayında söyleyemeyeceğim İnce Hanım. Şimdi buna Mehmet Bey de cevap versene. Siz yeğenlerinizin yüzünü niye görmediniz? Yani ayrıldıklarında biri 5, biri 10 küsur yaşındaydı. Onlar Sarıkamış Kars taraflarına gittiler. Hiç o arada görüşmediniz yani. Evet, telefon da yok. Ama anlattı, başka yerlerde çalıştık. Bak 18 yıl İnce Hanım, 18 yıl söylesin de ablam da, hatta isterse yemin etsin, nasıl derseniz öyle yapsın. Abla ben seninle 18-19 yıl hiç görüştün mü? Hayır yavrum, hiç görüşemedik. Hah, bizi bu adam ben nasıl aldı? Hiç görüşemedik İnce Hanım. Evlenmenize aracılık etti, o kadar iyi tanıyor. Tamam. Sevin, sonra görüşemiyorsunuz. Bak diyorsun, bak Bursa'da biz bundan tanıştık, görüştük. Ablam aracılığıyla görüştük. Bir ay kadar kaldık kalmadık ben nikahlı olduğum için. Evimi aldı, İzmir Menemen'e götürdü. Zaten orada bitti bizim işimiz. Ama kaçırdı orada çocukları bizden. Ben Geçit'e taşınmıştım, evet, o arada. Evet, bir yıl, bir buçuk yıl Menemen'de kaldık. Oradan Manisa Göl Marmara'ya geldik. Orada bir iki yıl kaldık anlattığım gibi. Oradan Bursa'ya geldik. Şimdi kopuk Mehmet Bey, hatta aracılık eden abla da var. O diyor ki Mehmet Bey kötü davrandı. Yeğenlerimi de benden kaçırdı ama siz röportajda dediniz ki ben prensesler gibi baktım aslında Melia'ya. O habire evden en az 30 kere kaçıp beni rezil etti dediniz. Valla bak ablasının devamlı kardeşi kaçıyordu. Ben ablasının kapısına kaç sefer gittim. Hem arıyordum, devamlı arıyordum, kaçırıyordum. Kime gidiyordum, nasıl arıyordum. 2 ay, 3 ay arayınca sonra kendi kendine telefonu, bana telefon atıyor, ben gidip getirirdim. Hayır yani niye durduk yere, niye kaçırdım? Ben bilmiyorum. Neden bilmiyorsun. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Yok, okullara alışmışsın yani. Bir dakika. Kimse sıcacık yuvasının başından kaçmaz. Beş yıldır ben buradayım. 5 yıldır. Niye hiç kaçmadım? Üstelik çocuklarım da olmadı halde psikolojim bozuktu. Niye ayrılmadı? Cidden 30 kere kaçtın mı evden? Bilmiyorum İnce Hanım, demek ki bana 30'u iddia ediyor.
Nereye kaçtın? Lütfen. Sığınmaya gittim. Ben de konuşayım. Avukat Bey, anneme gittim. Mehmet Bey, vereceğim size söz. Ablasına gittim diyor ama bak demek ki ablayla görüşüyormuş Mehmet Bey. Hayır hayır, o gitti. İnce Hanım. Ben kaybolunca gittim. İnce Hanım. Efendim. Zora bak, düşünce. İnce Hanım. Ablasının da haberi olmadığı yerlere gidiyordu. Ablasına gitmedi. Onun evine gelse ben endişe etmezdim. Ispatla o zaman. Söyle. Bir de sonra ablasının suçu ne? Evli kadını bana getirdi, verdi, dedi dur diye. Sen eski çocuk muydun? Eski hürriyeti. Bekar hürriyetini bana gösterdiler. Nasıl? Şaka yani yapma Allah aşkına ya. Eski hürriyeti, bekar. Benim iki tane çocuklarımın doğduğu günden itibaren nohut kağıtları var üzerinde. Nasıl yalan söylüyorsun sen öyle? Ben hiç yalan söylemiyorum. Gerçek neyse odur. Ha yani, efendim. Sen bu cüzdanı bana bak, getirdi bekar diye. Bekar diye. Leyla Hanım. Bir tek tek konuşalım. Mehmet Bey tamamlasın, sonra abla söyleyeceğini söylesin, olur mu? Evet. Tamam efendim. Buyurun tamam. Mehmet Bey. Bekar diye getirdiler diyorsunuz. Yani evli olduğunu evet. Bilmiyordunuz Melih'a ile evlendiğinizde. Evli olduğunu bilmiyordum. İyi de resmi nikah yapmaya tane... gittiğinde öğrenmedin mi Mehmet Bey? İki çocuğum. Sana dediler iki çocuğum var, bakacak mısın? Ben dedim ben bakarım. Evet. Ben çocuğuna bakırdım. Büyük oğlu kabullenmedi. Babasına gitti küçüğüne. Bir iki sene baktım. Nasıl baktın? He? Nasıl baktın? Nasıl baktın? Hadi madem açıkladım ben sana söyleyeyim. Küçük oğluma İzmir Menemen'de nasıl baktın? Hem 6 ay kaldı çocuğum benim, 2 yıl kalmadı. 2 yıl kalmadı, 6 ay kaldı senin yanında. Nasıl baktın? Baktın. Oluyor çıkıp da orada yalan söyleme. Gerçek baba nasıl baktın ya, ben yalan söylemedim ama siz hiç çocuklarınızı görmediğinizi senelerce söylediniz. Ondan sonra onlara ulaştığınızı söylediniz yayında. Küçük oğlunuzun hiç sizinle yaşadığını anlatmadınız. Bak şöyle oldu İnce Hanım, ben size o gün de söyledim. Dedim ki benim çocuklarım da vardı yanımda, götürdüm ama çocuklarımı kabul etmediği için geri gönderdim dedim. Büyük oğlum zaten kabul etmedi. Küçük oğlum da 6 ay kaldı yanında. Yapmadı, eziyet kalmadı. Çocuğumun psikolojisi bozuk şimdi 24-26 yaşında. Onları ben söylemek istemiyorum. Bir gün tarladan geldim. Zeytin çubuğuyla vurmuştu bacaklarına. Şimdi siz o zaman niye böyle bir adamla Melih Hanım yaşamaya devam edip iki de çocuk kabul yaptınız? Yani. İşte. Ya niye o zaman onun 18'i kaldığında çocuklarını yani, bu eziyet eden adamla yaşadın? İşte bir de ayrılamadım. Bana diyordu ki. Niye ayrılamayasın? Ananı dağa kaldırırım. Yüzü söylesin İnce Hanım. Mehmet Bey, şimdi Melih Hanım, siz İnce yani Hanım, tehdit ettiniz mi Melih Hanım'ı? Buyurun, buyurun konuşun. Yaptım değil bak, mi? Bir izin verin. Burada mağrubiler, burada da hasar, burada o eski cüzdanı var, burada göstereyim ama bu cüzdanla beni kandırdılar. Getirdi eve soktu. Helal ha, benim eski nüfus cüzdanım var mı? Gücüm yetene kadar bakırdım. Benim eski nüfus cüzdanım sende mi? Bir tek oğlum ben öyledim, vardı. Ben oğluma ile işkence yere vuruyordu ki benim gözüm önünde. Ben dedim ya sen niye bu çocuğa vuruyorsun? Allah seni daha çok köşelerde ağlatır. Şimdi bir saniye, bunlar tabii ki o yıllara dair iddialar. O diyor ki Melih dövüyordu çocuğunu. Mehmet Bey öyle diyor. O diyor ki hayır, Mehmet Bey dövüyordu. Ne yazık ki bununla ilgili hani bizim şu anda kim haklı kim haksız bir şey söyleme durumumuz yok ama. Mehmet Bey peki bu 5 yıl içerisinde abla sizi aramış. Telefonlara işte konuştunuz mu siz hiç Melih Hanım'ın ablasıyla? Abla ben o kadar fazla şey etmiyorum. Karı öyle konuşuyor ki ben dengemi şaşırmaya konuşuyorum bilmiyorum. Hep yanlış konuşuyor. Sen doğru konuşuyorsun, helal olsun sana bak, ya. Bunu Tuzan'ı al buradadır. Rıza'yı nereden? Mehmet Bey'in söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Mehmet Bey biraz telefonu... Orada 5 tane niye sormadı? Taze gelmiş orada elması, Seyran'ı kandırdı götürdü. Bu sefer de Rıza'nın peşindedir. Seyran'ı bir saniye. Bir telefon alacağım birazdan ama Seyran'ı kandırdı diyorsunuz ama siz Seyran'ı evlendirmişsiniz. Evlenmiş, yuvasını kurmuş bir kızı. Bir kadın nasıl kandırabilir Seyran? Annen mi kandırdı seni de boz yuvanı gel yanıma dedi? Seyran'ı görebilir miyim arkadaşlar? Hatta annemin bu konuyla hiçbir alakası yok. Annem dedi ki eğer mutluysan kal dedi. Mutsuzsan ben seni alırım dedi. Bana bıraktı kararı. Ben de aslında oradan gelmeyi düşünmüyordum açıkçası. Dedim iyi kötü böyle geçiniriz dedim. Evet. Hani annemle de telefonda konuşurum, belki ileride görürüm yüzünü diye düşündüm. Gelmeyecektim annemin yanına. Bardağı taşıran damla babamın o gün beni araması oldu. Ben aradım.
düzgün bir şekilde babama, annemle konuştuğumu söyledim. O da bana izin verdiğini söyledi. Evet. Hatta iyi yaptığımı da söyledi. Telefonu kapattıktan sonra eşimin ailesini aradı. O kızın elinden altınlarını alın, telefonunu alın, annesiyle kesinlikle görüşmeyin. İşler çok kötüye gider. Sizin de başınız yanar. Annesi kızı kaçırır diye böyle tehdit etmiş onları bir nevi. Sonra bunlar gelip bana söylediler onlar. Ben de aradım babamı, dedim sen böyle böyle mi söyledin dedim. Evet. O da dedi ki o kıza, o kadına nasıl annem dersin? O senin annen değil, hiçbir şekilde ona annem demeyeceksin. Oo. Evet. Böyle bir sürü de küfür etti aslında. Zaten sürekli küfür eden birisi. Seyran, şimdi bir dur canım. Babam bir bunlara cevap versin. Mehmet Bey. Evet. Duydunuz mu? Ben onu sefil duymadım Yüce Hanım. Seyran diyor ki, beni annem kandırmadı. Ben annemle görüştüğümü babama söyledim. Babam da tamam görüş dedi. Ama sonra benim kayınvalidemi, eşimi aradı. Dedi ki Seyran'ın altınlarını alın, telefonunu da alın. Annesiyle görüşmesine izin vermeyin. Bana da kötü sözler söyledi. O kadına anne deme, o senin annen değil dedi diyor Seyran. O kendisi dedi ben annem değil. İnce Hanım bak o kendisi dedi ben annem değil, konuşmak istemedi. Sonra o Seyran evlendi, evlendikten sonra onunla diyalog kurmaya çalıştı. Ne yapsın Seyran'la çocuğum, ne yapsın? Niye hayır yani bu benim en doğal hakkım değil mi? Ben annemi 5 yıldır görmüyorum, sesini arasaydı. Duymaya hakkım yok mu? Demek ki orada çıkarım var dedi ya, Seyran'ın peşine takıldı. Mehmet Bey ne çıkarı olabilir ama bakın kızınız çok güzel bir şey söylüyor. Seyran babana söyle lütfen, az öncekini duymadım dedi. Evet. Ben dedim ki baba, ben sen bak yüzüne karşı söylüyorum, sen de lütfen gerçekleri söyle, inkar etme. Ben seni o gün aradım. Hatta dışarıda halı yıkıyorduk falan dedim sana, konuştuk. Annemle konuştuğumu söyledim. Sen de bana konuşabilirsin. Hatta iyi yapmışsın, artık fazla rahatsız etmez seni dedin. Sonra bu telefonu kapattıktan sonra sen niye benim eşimin ailesini arayıp telefonunu alın, hattını alın elinden, altınlarını alın, annesine kaçar o dedin. Ama o doğrudur. Sen ben dedim o etmişi konuşmuşu o doğrudur. Sen bana izin istedi, ben izin verdim. Yarın sen ne yaptın? Sen de onun fotoğrafını bana gönderiyordu bu mahallede. Bana gönderiyordu bu annemin fotoğrafı falan. Ben ona kızım dedim, burada karışmayın bak annem seni kandıracak. Seni götürür baba. Annesi, senin anneni tanıyordum ne olduğunu. Ama nasıl sen cahilsin. Ben lafımı anlamadın. Tamam mı? Baba ben sana o gün resim göndermedim. Onu muhakkak sana abim göstermiştir. İnternetten annemin resimlerini bulup sana ben gönderdim diye gösterdi onu. Ben eminim. Müsaade et, benle konuşur kızım. Bak. Şimdi Mehmet Bey burada bir konu daha var. Siz dediniz ki 2001 doğumlu, 2003 yazdırdım diye ama 2003 görünüyor kimliğinde. Bir verebilir miyiz arkaya? Seyran'ın doğum tarihi. Eski kimliği. Sonra bu yenilenmiş, güncellenmiş hali, yani yaşım büyütüldü diyor Seyran. 2001 diyor. Aslında Seyran'ın ilk kimliğinde doğum tarihi Ağustos 2003. Evet. Seyran 6 ay dini nikahla yaşadım, sonra nikahım kıyıldı dedin. Toplam evliliğin annenin yanına kaçana kadar ne kadar sürdü? 1 yıl 6 ay. 1,5 yıl. Evet. Yani 2003 doğumlu bir kızın 1,5 yıl birlikte yaşamış, 6 ayda sonrası var. 2 sene önce evlenmiş oluyor bu durumda. Tabii. Evet. Yani kaç yaşındayken evlenmiş olur? 15. 15 yaşında. 15. 15 yaşındayken evlendirmişsiniz siz bu çocuğu Mehmet Bey. Ama nişanlı ve kadi İnce Hanım, nişanlı kadi. Bir tane yakın nişanlı kadi ise 14 yaşında. Nişanı da o zaman 14'te yapmışsınız. Ben 15 yaşımın içindeydim. Daha 15'e yeni girmiştim. 2 ay vardı 15'e girmeme. Nişanlandım. Yalan deneme, 15'i geçirdi. 15'in içinde de sonlara doğru. 15 olsun, 16 olsun ne fark eder? Bunların hepsi çocuk ve bunlar suçlar yani. Kızım bak, kızım orada çıkıp da benim bile lehteri yapma. Sen kendin işte, ben senin için bak 10 tane kızım var, hepsini kocaya vermişim. Herkesin işlediğini söylüyorum kızım, gönlüm var mı yok mu? Sen bu kelimeleri diye. Bu çocuğa sana baştan da, yanındayken söyleyecektin. Bu çocuğumu bu hale koymayacaktın. Kızım bana bir çay demle, bir tabak çorba yap ben yiyeyim. Ben seni çok seviyorum, annemin ismini verdim sana diyecektin. Teyze Seyran'a yalvarma vallahi, hiç yalvarma. Çocuğum buradan gittik o gün İnce Hanım. Pazartesi gün programda babasıyla burada görüştü ya. O gece sabaha kadar ağladı otel odasında. Dedi babam bana niye bunları yaptı? Bir türlü hafızamdan çıkaramıyorum diye. Yedi aydır benim çocuğumun psikolojisi bozuldu. Bozuk. Fatma Hanım benim arkadaşım. Gece çıkardım da 19-10 gibi otelin önlerine geldi. Şimdi
Mehmet Bey, aslında tabii ki programa yapış nedenimiz bizim Rojda'ydı. Rojda'yı göremediği için buradaydı ama burada ciddi de bir iddia var ve aslında belgede onu ortaya koyuyor. Küçük yaşta bir kız çocuğun evlendirilmesi durumu. 3 yıl sonra Rojda mı evlendirilecek? Rojda'yla ilgili diyorsunuz ki... Ben hanımla baş edemem. O imkanı baş edemem. O durmada konuşuyor. Lafla onunla baş edemem. Sonra kızını görmek isterse, Rojda'yı görmek isterse... Ne zaman isterse görür. 5 sene diyecek ne aradı. Nereden bilirsin sen benim Kars'a bana kastetmeyeceğini? Ne zaman isterse görebilir diyor. Bak bu önemli bir şey. Yalan söyleyin bu canım. Bu önemli bir şey. Arkadaşlarım Rojda'yla da konuştular biliyor musun? Bir sen Rojda'nı 5 senedir sesini de duymadın. Kendini de görmedin. Bir röportajda bakalım Rojda ne demiş. Onu bir izleyelim beraber ama Mehmet Bey çok güzel bir şey söyle. Bu sözünün arkasında da duracaktır Rojda inşallah. Evladını göreceksin sen de demektir bu. Programımıza başvuran Meliha Sarı'nın 5 yıldır kendisine gösterilmediğini iddia ettiği kızı Rojda, annesinin iddialarına cevap verdi. Evet, şimdi Rojda ile beraberiz. Kendisine de soracağız. Evet Rojda, anneni en son ne zaman gördün? 5 sene önce. 5 sene önce. Özledin mi peki kendisini? Pek sayılmaz. 5 sene önce gördün. Hiçbir özlem falan duyuyor musun? Az. Yani buraya gelse, burada görsen onu ne hissedersin? Ne hissettiğimi bilmiyorum. Hayatından memnun mu? Buradaki hayatın nasıl? Memnun musun? Evet, memnunum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. sınıfa gidiyorum. Neler yapıyorsun mesela? Bize anlatmıştın ya. Satranç kursuna gidiyorum. Okullarda İskender Marş yarışmasına katılıyorum. Öğretmenle beraber kurslar yapıyorum. Arkadaşlarımla beraber sorular çözüyoruz. Öyle yani. Annesini görmek istiyor mu? Seni sevmediğini mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Yok, beni sevseydi böyle uzun yıl bırakıp gitmezdi. Yani kundakken bırakmazdı beni kapının önüne. Yani 5 yıldır hiç gelmedim, hiç görmedim seni. Evet, öyle. Telefonla da mı görüşmedin? Telefonla görüşmedim. Daha doğrusu görüşmek istemedim. Babam dedi al görüş annenle. Ben dedim hayır ben görüşmek istemiyorum onunla. Ama anne seni özlediğini söylüyor. Seni görmek istediğini söylüyor. O isterse görür istemezse görmez. Yani benim için sıkıntı olmaz. Ha var hayatımda ha da yok yani. Hem var hem de yok gibi. Rojda annesiyle görüşecek mi? Melihan. Evet İnci Hanım. Şimdi ben size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Önce Seyran. Önce evladına bir şey söylesen ya. Ben evlatıma söyleyeceğim, söyleyeceğim. Şimdi siz dinleyin. Rojda ile ilgili ne düşünüyorsun? Rojda'yla boş ver bak şimdi. Ne kadar Rojda ile ilgili Rojda'yı... Ne kadar akıllı bir kız oldu gördün mü? Anlıyorum. Ne kadar mantıklı, Rojda'ma akıllı. Allah uzun ömür versin. Ama Rojda'ma şu an tehdit altında konuşuyor İnci i̇şte Hanım. İşte tehdit altında değil. Hayır hayır öyle bir dakika. Değil. Bir dakika i̇şte Avukat Bey. İşte tehdit altında gibi değil yani konuşmaları. Bir dakika Avukat Bey. Seyran. Bak. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Heh. Sana bir şey söyleyeceğim kızım. Sarıkamış'a gittiniz. Gittikten sonra Seyran benim oradan nasıl olarak gitti de büyük ablası geldi kızıma tokat attı senin üzerine yattın. Onu dün vaktimiz olmadığı için söyleyemedim. Evet bir söyle kızım ben bir şey demeyeceğim. Bak en başta söylüyorum bir kardeşim. Bir dakika bir dakika Seyran bir saniye. Bir de ben velayet davası açıyorum son davada. Artık ben sizin buradaki yaşadığını söyle diyorum. Ben bilmiyorum bana garantik Allah var üstünde. savcılığa veyahut da mahkemeye çıkacağınız zaman ifade alıyorlar ya sizden anneni istiyor mu istemiyor evet, mu diye. Aldılar. Babanın ne yaptığını söyleyeceksin. Ben başka hiçbir şey demeyeceğim. Anne bir dakika. Tamam. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Roy'da en başta annemi sevmiyorum dedi. Görmek istemiyorum dedi. Yalan söylüyor orada. Çünkü ben daha babamın yanında düğün olmuştu falan evliydim. Babamın yanına görmeye geldiğim zaman... Bana sürekli tek başınayken abla ben annemi çok özledim. Acaba resmi var ya. Mıdır? Sana anne diyebilir miyim? Annem çok özledim. Acaba o da bizi özlüyor mudur? Arada ağlıyordu kendi kendine. Seyran annenizin sizde fotoğrafı da yok muydu canım? Vardı. Söyleyecek büyük ama. Ablam babamın evet. Büyük kızı. O annemin resimlerinin hepsini yırttı. Niye? Kesti yani görmek istemiyorum. Sizin anneniz o bizim ailemize bağlantısı yok diye sürekli hem küfür edip hem de resimlerini yırttı. Yani bu iddiaya o da cevap versin şimdi ama yani Rojda tabii ki arada kalmış bir çocuk şimdi. Kimin yanında büyürse ona göre şekillenip çocuğum etkileniyor ama benim yani... ben
Ramazan bayramı gününde babamların yanına gitmiştim yine Rojda'yı babamı görmeye. O zaman annemle konuşmaya başladım ama daha babama söylememiştim ama. Daha bir hafta falan olmuş yeni konuşmaya başladığımı söylememiştim. Rojda'ya dedim ki ben annemle konuşuyorum dedim. Sakın kimseye söyleme. Annem seni görmeyi çok istiyor. Resmini çekip ona göndereceğim. Tamam dedi. Hatta video bile çektik. Telefonumda şu an duruyor. Bay bay yapıyorlar. Bana ben dedim ki anneme annem diye konuşma dedim. Ablama gönderiyorum gibi yap. Ben bunu anneme göndereceğim. Onun bayramını kutlayalım beraber dedim. Tamam dedi. Sanki bana ya, gönderiyormuş gibi. Evet, ablacığım seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Bayramın kutlu olsun. Sen burada yokken seni çok özledim. Hep yalnız kaldım diye video çektik beraber. El salladık en sonunda. Kara. Bunu anneme gönderdim. İkimizin telefonunda Kara. Da var. Evet, bak. Orada yalan söyletiyorlar çocuğa kesinlikle. Evet İnci Hanım. Bak annem velayet davası açmıştı bir kere burada açtı bir kere de şimdi açmış sürüyor. Orada açtığı velayet davasında daha benim yaşım reşit olmadığı için ikimiz için de açmıştı. Karakola gitmeden önce babam karakolun önünde diyordu ki siz ne söyleyeceğinizi biliyorsunuz annemi istiyorum. Şimdi evet. Bunlar tabii Mehmet Bey buna bir cevap verin. Yani bunlar gerçekten ne kötü konular konuşuyoruz. Ne ben acı şeyler orada, konuşuyoruz yani ben, biz. Kars'a gittikten bunlar, sonraki... Bunlar hepsi yalan uydurma derim. Yalan peki. Tabii ya. Videoyu gösterebilirim size. Yalan oraya gitmiş Rojda ben elimde almak işte. Ben kendi yanına götürmek işte. Hepsi tabii ki gösterir. İsteyeyim ben çocuğumu alacağım. Seylan gibi yaptırmayacağım onu sana. Seylan 14 yaşında yaktın başını. Rojda'mı yaktırmak istemiyorum. Ben onun için buralara kadar geldim. Ben yavrumun peşine geldim. Sen baba ya olaydın bak, 72 yaşında İnci Hanım. Baksa, biz 47 ya, doğumlu dinle. 72 yaşında. 3 yıl sonra 70'e girecek. Benim Rojda'm da 3 yıl sonra 14 yaşına girecek avukat bey. 3 yıl sonra Seyran'ın işte, başına gelen Rojda'nın başına şimdi da gelecek. Şimdi sen bunu bugün düşünüyorsun ama yine izninle sana bir cümle söyleyeceğim Melih Hanım. Yani bunu sen Rojda'yı dünyaya getirirken de hesaplamalıydın. Madem bunu bugün hesaplıyorsun babasıyla bu yaş farkını bunun ona neler getirdiğini babasının yaşamı yaşamı. Ben bu işlerin bu duruma geleceğini en başta bunu hesaplayacaktın. Şimdi Rojda arada kalan bir çocuk Mehmet Bey dedi. Dedi ki gelip görebilirsin bu önemli bir yalan şey ama sen şurada fırsat varken Rojda Dırı'na ne söylemek istiyorsun? Ben Rojda'mı çok seviyorum. Sevdiğini... Ben çok seviyorum. Şöyle onun tırnağını Türkiye'ye değişmem. Dünyaya değişmem. Ama bu adam benim çocuğumu yakacak İnci Hanım. Bakın. Ben çocuğumu istiyorum başka bir şey anne, istemiyorum. Anne bir dakika. Şimdi biz Kars'taydık Sarıkamış'ta daha düğün olmadan önce. Biz şimdi çarşıya gitmiştik kışın. Rojda ile ben bir de babam. Yolda giderken otobüs terminali dinleyin, gibi bir yer vardı. Dinleyin. Otobüste anneme benzeyen bir kadın görmüş Rojda. Bize de söyledi. Dede bu abla bak dedi annem dedi. Ben dedim annem dedim değil dedim. Annemin burada ne işi var falan dedim. Aradan bir hafta kadar zaman geçti unutuldu olay. Rojda yine normal bir gün markete gidiyor. O gün de kışın işte market yakın ekmek alacağım diye gitti. Ekmek alacak da gelecek diye bekliyoruz. Normalde 5 dakikada gelen kız yarım saat oldu, 1 saat oldu eve gelmedi. Merak ettik aramaya gittim ben marketlere sordum gelmedi dedi. 1 saat, 1,5 saat geçti eve polis geldi. Dedi Rojda Sarın ablasıyla babasını istiyorum dedi. Nüfus kağıtlarımızı aldık gittik sandığın ağzı açık kaldı. Nüfus kağıtları koyduğumuz sandığın. Biz gittik karakola. Rojda demiş ki ben otobüste annemi gördüm. Annemi burada benimle görüştürün. Ben annemi görmek istiyorum burada demiş. Hatta karakolda belki ben ifadesi duruyordu bilmiyorum. Ya. Kars Sarıkamış karakolunda. Nasıl gitti oraya bilmiyorum tam olarak. İşte ağlıyordu biz geldiğimizde. Korkuyormuş babamdan. Babam beni böyle söylediğimi duyarsa döver diye. Gerçekten 10 yaşında bir çocukla ilgili şu konuşmalar çok acı ama. Mehmet Bey bir söz verdi baban. Dedi ki gelip görebilirsin. Neli Hanım şöyle yapacağız. İnci Hanım dövüyorlar çocuğumu. Güvercin tamam. Tokat atıyor Neli orada. Hanım, bunlar iddiadır. Bu iddiaları bildireceğim makam savcılık makamıdır. Şikayette çok bulunabilirsin. Çok bildirdim. Onlar da araştırma. Ama şöyle yapacağız. Emre şu anda Sarıkamış'ta. Mehmet Bey'in yanında benim muhabir arkadaşım. Biz seni oraya göndereceğiz. Bizim gözetimimizde oradaki emniyet güçlerinin denetimiyle, gözetimiyle beraber sen Rojda'nla buluşacaksın. Tamam. 5 sene sonra evladını göreceksin. Tamam, tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Ondan sonra da velayetle ilgili zaten yapman gereken bir
dava açmaktır. İki o sefer açtım. Devam Hasan ediyor Hasan Bey davası. Zaten devam ediyor dava. Doğru ilerliyor dedi doğru size ilerliyor, geçen hafta baktı yok. Dosyamıza. Mart ayında da muhtemelen karar çıkacak. Bütün bir bunlar Seyran'ın belki şahitliği de olacak Rojda'nın konuşmasıyla. Rojda'nın da ama kurulu bir düzeni var 5 yıldır. Onu incitmeyecek biçimde. Çocuğu arada birbirinize karşı bakın siz hala eski eşinizde sorununuzu çözememişsiniz. Ay, siz hala birbirinize kızgınsınız. Arada lütfen çocuğu hayır bırakmayın. Ben şimdi bir ara vereceğim. Tamam. Bir reklam arası vereceğim. Onun ardından buradayız. Ve dün biliyorsunuz bir anne kız birbirlerine çok kızgınlardı. Artık görüşmek istemiyorum demişlerdi. Ama sonrasında çok güzel gelişmeler yaşandı. Reklamların ardından hepsi. Melih Asar'ı 5 yıldır görmedi. Rojda'sı için geldi programımıza ve biraz önce işte hala da hatta Rojda'nın babası Mehmet Bey ile konuştuk. Mehmet Bey dedi ki gelip kızını görebilir dedi. Şimdi bu Rojda ile yapılan röportajda siz diyorsunuz ki işte o korkuyor, korkutuluyor, etkilendiği evet için böyle konuşuyor diyorsunuz. Evet. Bizzat yani ben 7 ay öncesini Ramazan bayramında ben kızımla, Seyran Hanım'la görüştükten sonra ben bunları duydum. Ablaları, en büyük ablaları tokat atıyor Rojda'ya iki tane. Sen niye polis karakoluna gittin? Annen gibi polislere mi alışkınsın? Market kızısınız bilmem nesiniz. Şimdi bu ciddi bir iddia yani o hanımefendi de bağlanıp buna cevap verebilir. Ama muhabir arkadaşım Emre yaptı bu röportajı. Evet. Rojda'yı o birebir gördü, onunla konuştu. Kamera gerisinde de neler yaşadı Emre bir anlatsın istiyorum. Emre. Elgin canım, Rojda'nın röportaj sürecinde çok rahattı. Kendini güzel ifade ediyordu ve okumamış olduğu takdir belgelerini bize getirdi. Evet. Bir baskı altında olmadığını hissettik biz. Yani çok da rahat kendini ifade eden başarılı bir öğrenci. Hatta bize okulda istihdam maçı yarışmasına katılacağını söyledi. Emre biraz telefonun yönünü mü ayarlasan? Sesin biraz boğuk geliyor ama. Evet. Elgin canım, Rojda'yla görüştüğümüzde çok rahattı. Bir baskı altında olmadığını biz hissettik. Hatta okulda yaptıklarından bahsetti bize. Satranca gidiyorum dedi. Evet, İstiklal Marşı yarışmasına katılacağınızı da söyledi. Çok güzel. Takdir belgelerini getirdi, gösterdi. Çok rahat bir çocuk. Yani peki annesiyle ilgili yani sonuçta tabii ki babanın yanında büyümüş ve annenin onu terk edip bırakıp gittiğini söyledi. Beni o zaman niye bu yaşta bırakıp terk edip gitti diyor. Rojda'nın kafasında sanıyorum böyle bir düşünce var. Evet, evet kesinlikle öyle. Beni neden bıraktı? Onu da kafasına koyan babadır. Sen bırakıp gittiniz gitmedin mi 5 yılda hiç? Efendim? 5 yılda hiç gittiniz mi? Gitmediniz. Gidemedim çünkü somut adam gerçek tehditler o, savuruyor. Babasını elini koyacak kafasına. Tehditler savuruyor. Bu yavrunuz yani bir tavuk bile olsa civcivini korumak için kendi hayatını ortaya koyar. Yani 5 yıl bu hani çok büyük bir zaman. Bu arada oradaki bir yani dışarıdan bir göz olarak o köyün bakkalıyla da konuştu aslında Emre. Rojda'nın nasıl bakıldığına dair onu da izleyelim birlikte. Mehmet ve kızları Seyran'la Rojda'nın komşusu olan mahalle bakkalı Hamidiye Hanım baba ve kızları arasındaki ilişkiyi anlattı. Mehmet Bey'in kızını göstermek istemediğini söylüyor. Bu doğru mu? Siz buna tanık mısınız? İlk defa duyuyorum. İlk defa duyuyorum yani kadının buraya hiç geldiği yok. Kadın yalan söylüyor. Kadın televizyona çıktı. Televizyondan kadını ilk defa gördük biz. Yani öyle bir şey olsaydı hani buraya gelmiş şikayet etmiş. Hiç gördü biz görmedik kadını. İlk defa görüyoruz. İspatlasın. Seyran zorla mı evlendirildi? Böyle bir iddiası var. Seyran'ın zorla kendinden yaşça büyük birisiyle evlendirildiğini söylüyor. Bu doğru mu? Ben onların evinin içinde değildim, bilmiyorum. Yani öyle bir şey olsaydı, aha biz daha başında yaşamıyoruz değil mi? Gidip şikayet edeydi. Yani Seyran zorlanmadı mı sizce? Hayır, ben çünkü geliyordu, kızım sen nişanlı mısın? Evet diyordu, ben nişanlıyım. Nişanlın nerede? Kars'ta. Düğününüz ne zaman olacak? Düğünüm işte yaza olacak dedi. Ben böyle duydum yani. Mutluydu ben... halinden, keyfinden şey evet, iyiydi. Evet, hiç. İlişkileri nasıldı? Babacığım diyordu, 50 tane babacığım ağzından düşüyordu. Yani o kadar mutlu bir ailediler, ben hayret ediyorum yani. Seyran'ın böyle yaptığına ben şaşırıyorum. Nasıl oldu gitti peki sizce? Vallahi ben onu da bilmiyorum. Artık Kars'taydı. Kars'ta gelip de söylüyordu, o yanımda bir komşu var. Kızının kaynanası var. O gelip diyordu, hele git diyordu, Seyran şeyde Kars'ta tek bir tane gelin, nasıl seviyorlar. Ondan sonra aradan kaç ayı geçti, kadın geldi dedi ki Seyran kaçtı gitti dedi, annesi aldı gitti dedi. Babalık görevlerini yapıyor mu? Yaşamları iyiydi. Çok, istediğin kadar yaşamları iyiydi, bana da bağlansınlar. Mehmet Bey iki kızıyla da aslında iyi bir şekilde ilgileniyordu, bunu evet, diyorsunuz. Evet, hem de nasıl, keşke herkesin babası, annesi onlar gibi olsun.
Yani bir yaşlı adam iken bu kadar o çocuklarla ilgilendiğine göre ben hayret ediyorum. Ya yaşta artık evi tarımar oldu, ilk karısı öldü. Tarımar oldu yani bu adama bu kadar yüklendiler. Ben buna da şaşıyorum yani. Meliha Sarı kızı Rojda'ya kavuşabilecek mi? Bu da bakkalın söyledikleri. İnci Hanım tamam o kadın dıştan anlatıyor ama aile içi ortamı bilmiyor. Adam dövecek olsa çocuğunu kadının önünde mi dövecek? Yani, Cennet Bey çocuklarına şiddet uygulamış mı hiç peki? Çok İnci Hanım ben size hangisini anlatayım? Üstten geçiyorum yani benim üstten kısa kısa anlattıklarım bunlar. Ben sığdıramam 18 yılımı. Kitap yazılır yemin ederim. Yani siz birlikte yaşarken daha bu çocuklar küçükken de onları dövdüğünü mü iddia ediyorsunuz? Devamlı dövüyor. Ya devamlı küfür ağzından çıkıyor. Hiç öyle bir insan görünmüyor. Ha işte diyorum ya bak öyle bir insan gözükmüyor zaten. Genellikle gece beni döverdi bu. Çocuklar duymasın, kimse seni görmesin. Gece döver. Evet, bu hanımefendi belki tanıyorlar birbirlerini, komşudurlar biliyorum. Bundan önceki, şimdiki taşındıkları ev değil de 3 ay olmuş herhalde bu taşınalı, yeni taşınmışlar buraya. Seyran'ın anlattığına göre 3-4 ay olmuş. Bundan önceki evde branda çekti babam diyor bahçeye, yan komşu bizim camımızı görmesin diye. Evlerde devamlı perdeler niye kapalı. Niye görmesin? Yani görülmesini istemiyor bahçenin de niye özellikle bir amaçla mı çekti Seyran? İşte Seyran'a sorun. Seyran yani hani bahçesi görünmesin, bahçe mahrem olan diye düşünmüş olabilir. Başka bir amaçla mı kapatmıştı baba? Hayır, babamın şimdi evde daha biz düğünden sonra babamın bana söylediğine göre evdeki şimdiki eşi olan Kibar abla diyeyim. O yan komşusu varmış, ev sahibinin akrabasıymış, yan komşu sürekli balkona çıkıyormuş, bizim eve falan bakıyormuş diye. Sırf bizim evdekilere bakmasın diye evin bahçesinin o tarafa doğru komple mavi branda çekti. Şimdi, videoda da vardır hatta gösterebilirim. Peki, şimdi hatta bu arada bir komşusu var Meli Hanım'ın, daha önceden sanıyorum eski komşularından, onun söyleyecekleri var. Alo. Alo. Merhabalar, buyurun. İnce Hanım merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Bu Meliha Hanım'ın eski komşusuyum ben. Evet. Onun şiddetli yaşadığını falan hepsini ben gözümle gördüm. O adamdan kurtulduğuna şükrediyor. Mehmet Bey kastediyorsunuz. Evet, aynı Mehmet Bey'den. Yeri geldi, az bıraktı bu kadın. Kırışlerine çalışmaya gitti, kışın, yazın. Hep böyle gidiyordu, çalışıyordu, onun elinden alıyordu, dövüyordu. Mela Hanım'a diyordum ki, Mela senin o gözlerinde niye morluk var kızım diyordum. O da diyordu ki hiçbir şey duvara vurdum diyordu, kapıya vurdum diyordu. Meğersem söyleyemezdim. Ay Allah ya. Onu yaşayan bilirin canım. Yemin ederim ki çok isyan halde yaşıyordu, çok kötü yaşıyordu. Hatta komşular onun evine gittiğinde bir sandığı vardı ufak kilit veriyordu. Komşular gelince kilidi açıp millete yayıyordu, yediriyordu, içiriyordu. Ama o komşu gittiler mi diyor. Ondan sonra hocama kilidi kilitliyordu. Şimdi, hani kadın çalıştığı parayı bir huzurla, tatlılıkla yemedi. Şimdi tabii ki yani herkes farklı şeyler söylüyor. Farklı iddialar ama ortada bir gerçek var ki. Rojda. Annesi hayatta olan bir kız çocuğu 5 yıldır. Ama nedeni ne bilemiyoruz. Annenin ihmali, annenin korkusu, annenin imkansızlığı her şey olabilir. Yanlışlar olabilir. Çok imkansızdım İnci Hanım. Ama çok imkansızdım. Hazır Mehmet Bey'den bu sözü almışken tamam mı? İlk fırsatta ne zaman bugün gönderebilir miyiz arkadaşlar? Ayarlayabilir miyiz? Yarın orada olabilecek şekilde tamam saatlerine bakacaklar arkadaşlarım ulaşımın yarın ben perşembe. Ben çocuğumu bu adamın elinden alınmasını istiyorum İnci Hanım. Yarın 5 sene sonra evet. Evladınla buluşturacağım. Sizin sayenizde İnci Hanım. Tamam. Allah razı olsun size de ekibinize. İnşallah. Velayetle ilgili davayla ilgili şeylere baktınız hocam. Baktık. O da tabii ki bütün bu iddialar ortaya konacaktır. Son, yargının tabii, kararı. Dosyasını inceledim. Seyran'ın en son tanıklığına başvurmuş mahkeme. Evet. Hı-hı. Seyran da bize anlattığı hususların neredeyse tamamını mahkeme sürecinde hakime anlatmış tanık sıfatıyla. Hı-hı. Velayet noktasında Mart ayında son duruşmalar olacak. Muhtemelen de sizin lehinize sonuçlanacak gibi gördüm ben gidişatta. İnşallah Allah'a. Şimdilik Allah'a mahkeme kararını bekleyeceksiniz. 7 Mart'tı sanırım. Evet 8 Mart'tı. Bu arada alttaki seyircilerimize de teşekkür ediyorum sağladıkları katkı için. Seyran. Efendim. Peki sen şimdi 6 ay dini nikahla yaşadın. Sonra resmi evet. Nikahın yapıldı. Ne yapacaksın bundan sonra? Boşanma davası açtın.
Evet, onlar bana açtı. Şu an ikinci celsedeyiz galiba. Mahkemeye evet. günü verildi işte, 24'ünde vardın galiba. Evet. Mahkemeye çıkacağız, ona göre boşanacağız. Daha hiç çıkmadık Seyran, ilk celseye i̇şte, çıkacağız. Diyorum ya sana, Mardin evet. 24'ünde mahkemeye çıkacağız. Ama Seyrancığım tabii biz burada şimdi annenle seni buluşturmuşken babanla senin de Rojde için de aynı şey, bağların da kopsun istemiyoruz. Baban ben, Mehmet Bey de hatta. Ben de babamı, onun ilk söylediği gibi ben de onu özlemiştim. Hala da seviyorum, özlüyorum ama o bana burada yalan söylüyor. Yapmayacak. Mehmet Bey. Buyur efendim. Bak duydun kızını değil mi? Evet. Şimdi tamam, yarın göndereceğiz, Rojda ile görüşecek annesi. Ama bu sizinle Rojda görüşmeyecek, siz artık Seyran'la görüşmeyeceksiniz değil. Ben babamı da özledim, çok seviyorum diyor. Ne diyeceksin Seyran'a? Seyran ne diyeceğim? Seyran bu kelimeleri bana kullanmaması lazım. Ben Seyran'ı çok seviyordum. Gelsin, yine de görüşürüm, yine de ona sarılırım. Ama böyle kelimeler yere yayında konuşmak, yani hiç ona yakıştırmıyorum. Yakıştırmıyorum. Sen yapmayacaksın. Sen yaparken yakıştırdın baba kendine. Ben ne yapabilirim? Evet. Kızım bak, öyle olsun ki bir daha yani öyle sevgi arasında sakın bir şeyler girmesin. Ben seni seviyorum, sevmeye ve devam ederim. Yalnız fazla yani yanlış şeyler söyleme, ayıptır. Mehmet Bey, bir şey söyleyeceğim. Mehmet Bey. Ne sana yakışır ne bana yakışır. Mehmet Bey, senin evladın daha çok küçük. O senin göz ağrın. Ben ne desem anlamsız. Boşanmak istiyorlar ve bu noktada boşandığında senin çocuğuna tavrın ne olacak? Tavrım ne olacak? Boşansın, kız çocuğun yeni babasının yanındadır. Yanıma gelsin. Babasını. Bu sefer başka bir yere daha veresin. Veremem. O, verirsin, verirsin. Sen kendi... alışkınsın. Bak benim ağzımı açtırma. Şimdi, beni konuşturma kötü kötü. Şimdi işi biz tatlıya bağlayalım derken tekrar bir olumsuz yere gitmesin. Kötü herkes kötü bir sakinleşsin. Artık Seyran kendi davasının takibini yapacak. Evet. Yarın o görüşme gerçekleşecek. İnşallah oraya tatlı tatlı gelip tatlı tatlı dönecekler diye düşünüyorum. Mehmet Bey, bunun sözünü burada herkesin önünde veriyorsunuz değil mi bize? Hem de nasıl söz veririm? Her daim için yani kapıyı Seyran'a açıktır, gelsin kardeşini görsün. Hem de kardeşi yanında kalırsa kalsın, ben de ilahi gitsin. Kalırsa ben memnun olurum. Kusura bakma, ben artık çocuğumu ancak koparmışım. Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Götürdün. Tamam. Kendi pençesine almışsın, kandırmışsın, ancak almışsın, doğrudur. He, kandırmışsın. Yazık günah. Ya yazık günah dediğin senin çocuğun 15 yaşındaki çocuğu, Allah aşkına beni konuşturma. Bir sakinleş, onun davası ayrı devam edecek ama yine aynı yere geldik. Aslında ayrılmışlar ama tam olarak boşanıp birbirlerine olan öfkelerini de sonlandıramamışlar. Çocuklar üzerinden devam ediyor. Kesinlikle. Yine arada kurban olan çocuklar. Yani şu lafı gene tekrar etmek istiyorum. Yani karı kocalık bitiyor ama anne babalık bitmiyor. Evet. Sırf bu çocuklar için bile iyi geçinmek zorundasın. Avukat Bey diyor ki bak gelsin diyor. Sadece senin için diyor. Söylemiyorum. Mehmet Bey için de söylüyorum. Bunun kararını verecek olan yargıdır. Sizin davanız evet. devam ederken siz ona uygun davranın ve görüşmeniz gereken günlerde çocuğunuzu görmek için çabalayın. O karar çıkana kadar. Evet. Ama biz sizin bize başvurma nedeniniz neydi? Rojda'yı göremiyordu. Evet. İnşallah yarın bu görüşmeyi gerçekleştireceğiz. İnşallah. Tamam mı? Inşallah. Yarın da o güzel görüntüleri seyircilerimizle paylaşmak istiyoruz sonrasında. Yarına yetişmez herhalde sonraki güne. İbrahim Türkel 32 yaşında Bursa'dan geldi. Anneannesiyle geldi. 82 yaşındaki Zeliha Hanım'la geldi. 82 diyoruz ama Zeliha Hanım belki de daha büyük. Yani kimliği tam çıkmış mı bilmiyoruz. Zeliha teyzemiz Türkçe bilmiyor. Işıktan da rahatsız oluyor. Bir gözlük mü versek Zeliha Hanım'a? Ne yapsak arkadaşlar? Ben üzülüyorum baktıkça çünkü. Işık rahatsız ediyor gözlerini değil mi? Evet. Onu anlatıyor. Işık gözlerini rahatsız ediyor ve 6 sene önce eşini kaybetmiş bir trafik kazasında ve 15 yıldır da diyor ki İbrahim Bey biz bakıyoruz anneanneme, son 4 yıldır benim annemle teyzem anneannemin kapısını bile açmadı. ...82 yaşındaki anneannesine bakan İbrahim Türkel... ...annesini 4 yıldır görmüyor.
2016'dan beri gelmiyorlar. 2016'dan beri neneme ben bakıyorum. Kızları gelip gel sormuyor. Yaşlı teyzenin kızı neden annesiyle ve oğluyla görüşmüyor? Kendisi 82 yaşında. Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Onun için ben karşılarım. Zeliha Şentürk kızlarına kavuşabilecek mi? Birazdan. Ya şimdi nasıl olacak bilmiyorum ama arkadaşlarım hemen oradan teşekkür ediyorum kameraman arkadaşıma. Bir gözlük verdi. Bir takabilir mi? Belki daha rahat eder. Ha? Sonra onu da istemiyor. Onu da istemiyor. Şurada dursun sen söyle anneannenin yani ışıktan rahatsız olma diye. Ama Zeliha teyzem tabii ki kuralları olan, kendi özellikleri olan bir büyüğüm. Işık rahatsız ettiği için düşünmüştük ama kendisi istemiyor. Küstü mü bize yoksa kafayı da çevirdi. Yok, ha? Peki tamam. Şimdi bir anlatır mısın İbrahim? Yani önce annen de vardı aslında hayatınızda. Sonra ne oldu? Yani nasıl oldu da sen anneanneyle tek başına kaldın? Dediğim gibi 4 sene öncesi biz hep beraber ailece beraber yaşıyorduk. Yani annen, annem, babam, anne. Kardeşlerim işte daha önce evlatlık vermeden önce beraber yaşıyorduk. Ondan sonra kardeşin dedem. Kardeşin kaç yaşında evlatlık verildi bu arada? Küçüktü, 1-2 yaşında ya vardı ya yoktu yani. Sen hatırlıyorsun evlatlık verilişini yani. Daha sonra işte ne olduysa oldu, rahmetli dedem dedi bir çocuğa bakamadınız dedi. Madem dedi ona bakamıyorsunuz dedi. Rahmetli dedemle anneannem beni büyüttü dedem onları evden kovdu yani. Kovdu derken yani kızdı yani bir çocuğa bakamıyorsunuz diye. Evlatlık verildiği için mi kızdı Evet evlat hani bir çocuğa bakamıyorsunuz. Diğeri de zaten kız kardeşim vefat etmişti. Annem soğuk süt dolaptan soğuk süt veriyordu ona. Dedem kızmıştı, evden şey yapmıştı. Annem de eşyalarını topladı gitti. Bir daha da o giriş, bu giriş 4 seneden beri gelmiyor. Ama kardeşin evlatlık verilişi daha eski bir hikaye senin aslında. Evet. Kaç sene oldu verileli? Allah onu... Vallahi tam hatırlayamıyorum onu. Bayağı bir oldu yani. Ne çok kadar? Eski. İşte aşağı yukarı 5-10 sene yakın o da vardır yani. Hayır şimdi kardeşin evlatlık verildikten sonra hemen kovmadı deden yani. Yok hemen evden. Kovmadı yani. Aradan 1-2 sene geçti yani. 1-2 sene geçti. Ondan sonra babam baktım dedem öyle uyardım. Şey yapın dedi gidin alın dedi. Aynı şeyle dedi. Babam dinlemedi. Kendi bildiğini yaptı. Ondan sonra dedem bir daha da gelmeyin dedi eve ondan sonra. Bir çocuğa bakamıyorsunuz dedi. Madem. Rahmetli dedemle anneannem büyüttü. O günden bugüne biz böyle geçiniyoruz. Annem baban seni de oraya bıraktı, kendileri evet. Gitti. Evet. Peki nerede yaşıyorlar? Başka çocukları var mı? Bursa'da yakın. Sen görüşüyor musun onlarla? Yok, görüşmüyorum. Bilmiyorum nerede olduklarını daha doğrusu. Allah Allah. Şimdi 2 tane kızı var Zeliha Hanım'ın. Evet. Biri senin annen. Annenin evet. İsmi neydi? Hateme. Hateme. Teyzenin ismi ne? Zekiye. Zekiye Hanım. Peki Zekiye Hanım'ı en son ne zaman gördün sen? Onlar da gelmiş. Aynı 4 seneden beri onlar. 4 sene önce, şimdi deden vefat edeli 6 sene oldu. Deden onları kovdu. Sonra evet. Geldiler demek ki eve. Geldiler. Ondan sonra bir şeyler oldu işte. Hani ağzı söylenmeyecek kelimeler kullandı. Daha doğrusu anneanneme söyledi. Ben işte bununla uğraşamam, bakamam. Ben bunun karnını çekeyim. Karnını çekemem dedi. O sırada ne olduysa oldu işte anneannem bir rahatsızlık geçirdi. Yatağa düştü, yatalak oldu falan. Bütün ihtiyaçlarını ben anne dedim gel dedim en azından dedim sağken dedim bir helallik hal dedim. Gör görüş dedim. Daha ölmedim dedi. Telefonu suratına kapattı benim. Daha da zaten aramak sormak da içimden gelmedi. İbrahim peki yani bir anne için bu lafı eder mi bir evlat? Gerçekten aklım almıyor. Acaba hani... Başka bir şey mi var sen mi yanlış anlatıyorsun diye. Yok, senin annen ikinci evliliğini yaptıktan sonra mı işler değişti? Ne oldu? Olabilir efendim. Annen ikinci evliliğini ne zaman yaptı? Bayağı bir oluyor. Hangi yıl? Senin kendi baban vefat etti. Benim öz babam vefat etti. Evet öz babam vefat etti. Öz babam vefat 2014'te babam vefat etti. Öz babam vefat evet. Etti. 2015'te 2016'da. Annem evlendi tekrar. 2016'da tekrar evlendi. Kardeşini evlatlık veren öz babandı. Evet. Evden dedenin kovduğu kişi senin öz babanla annendi yıllar evet. Önce. Öyle mi? Evet. Onlar evden kovuldu ama annen yine gelip gidiyordu annesinin yanına. Sonra annen ikinci evliliğini yaptı 2016'da. Evet. Ondan sonra bir daha gelmemeye başladı. Evet.
Ay, inanılır gibi değil. Peki teyzen o niye gelmiyor? Bilmiyorum efendim. Telefon numaralarım benim onlarda var. Ne arayıp soruyorlar ne de geliyorlar yani. Bayramda, seyranda hiçbir gün gelmiyorlar yani. Sen ne iş yapıyorsun İbrahim? Ben kaportacıyım. Çalışabiliyor musun? Çalışamıyorum. Bunun ihtiyaçlarını karşılıyorum. Başında duruyorum. Bakkal evden dışarıya çıkmıyor. Çıktığı zaman hani biraz daha şeyi var, unutkanlık şeyleri var hani. Kaybolabiliyorlar. Aha, korkuyorum peki yani. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Nenemin yaşlılık maaşı var efendim. Ne kadardır yaşlılık maaşı? Onu da aldığımızda yaşlılık bazı sigorta bezlerini karşılamıyor. Mecburen o yaşlılık maaşıyla bezlerini karşılıyoruz onunla. 3 ayda bir yatan 65 yaş maaş dedikleri ya, yani. Aydan ay alıyoruz hocam aydan onu. Ay dilekçe düşünmüş. Yazdık onu. Ha, aydan ay çevirmiş. Dilekçeli. Ya aslında senin yani tamam iyi torunusun. Cennetin kapısını aralıyorsun şu hareketlerine falan filan ama yani sen nasıl ilgileneceksin? Devletin bir sürü kurumu var bu konuda. Şimdi yani hocam. Ciddi bir destek alması lazım. Çevremdeki insanlar lafını keserim hocam. Huzur evinden ziyade bir bakım evinde kalması daha uygun olmaz mı? Şimdi bakım daha? Evinde kalması şöyle bir şey hocam. Bakım evine hani vermemiz için bunun maaşı var olması lazım. Emekli maaşı o şey soruyorlar bunun için. Hı hı. Ben de emekli maaşı yok. Bakım şeye 65 yaş aylığıyla geçiniyoruz. Ben de bakım evine vermek istemedim. Ölene kadar dedim ben bakacağım dedim. Gerekirse dedim sokaklarda karton toplarım, bir şeyler yaparım dedim. İşte toplayacağım. Bakacağım kime yapıyor yani. O işareti? Bak kime yapıyor böyle yapıyor anneanne. Sinirlendi. Sana mı kızdı? Sana kızdı o gözlüğü verdin ya. Bana mı kızdı? Ay. Bana yapıyor onu. Bence de ben öyleyim zaten artık yani. Keşke o alınmam buna. Ama lütfen sen o zaman bizim iyi çevirmiyorsun anneanneni. Ben gözleri ağarmasın diye. Aslında yok. Ben bile bunu taksam ne kadar rahat benim için şu anda ama koca suratıma küçük geldi. Teyzeciğim gözlerin ağarmasın diye ben bunu verdim sana. Küstü sana. Fena küstük. Sana küstün canım. Yüzüme bile bakmıyor. Anlatır mısın ama lütfen İbrahim? Söyledim ya. Ha? Bir şöyle bir geçeceğim şuradan Seda. Önden geçmeyeyim. Yok yok yapmaz. Hatemet ve Zeliha. Evet. Kızların. Nerede onlar? Neredeler? Türkçe yok. Arnavutken Arnavut. Türkçe yok. Türkçe yok. Türkçe yok. Sen söyle Arnavutça. Sen Arnavutça söyle. O bana şeyi anlatsın. Türkçe yok. Nerede kızların? Niye gelmiyorlar yanına? Sor. Bağırma kulağına. Anap sen ugvin sat. Ugvin. Ugvin. Gelmiyor diyor ne bileyim ya. Ugvin. Niye küstüler? Uzak git uzak. Uzak değil yakındalar. Uzak. Kafasını öyle kurmuş onu. Üç saat. Uzak değil ki üç saat. Arabayla hemen gelirler. Onun için mi gelemiyorlar? Özledin mi kızlarını? Ha? Söylesin. Gelip bir helallik alsın. Söyler misin? Ya. Özledin mi onları? Anen satadu ya. He? Anen satadu ya. Ha, evet ya. Ne dersin onlara buradan? Ne demek ister onlara? Söyle İbrahim. İbrahim her seferinde niye vuruyorsun annen? Anen satadu. Adevine satadu. Hiçbir şey demek istemiyorum. Küstün mü onlara? Küstün mü? Yok değil. Bilmiyorum diyor niye geldi. Türkçe yok. Ben ne yaptım onlara diyor. Arnavut. Arnavutça söyle. Arnavutça. Arnavutça söyle sen. Arnavutça mı? Öyle söyle. Bir Yugoslavya. 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 Ne zaman gelmişler oradan? 1950'de geldiler. 1950'de gelmişler. Sonradan gelmiş. İbrahim de ki ona. Şimdi teyzem de annem de bizi seyrediyorlardı. Sen onlara ne söylemek istiyor? Söyle, çevişini söyle. Çevirebilecek misin? Çeviririm ben ya. Hadi bakalım. Ana sata devinek tu sat pertu. Hayır canım, sabah o bu. Sabah etse. Tamam. Ne de senin de. Tamam. Benim denerek de tamam. Tamam. Denerek de. Tamam. İnşallah diyor. Kısmet nasip diyor. Gelmelerini istiyor mu onu görmek? Onu diyor. Ha, onu söylüyor. İnşallah. İnşallah gelsinler diyor. Onlar gelirse ne yapacak? Ya kızları gelirse. Yaşkay. Yok burada o. Ha? O
ablayı soruyor buradaki. Ha buradaki ablayı. Melih Hanım'ı soruyor. Orada Melih Hanım dışarıda. Melih Hanım beni yalnız bırakma diye otelde yalnız kalmak istemiyor. Ondan güç alıyor. Yani bizi izliyorsa şu anda Zeli Hanım'ın kızları. Hateme Hanım ve neydi teyzeniz? Zekiye Hanım. Zekiye Hanım. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani bütün şu anlatılanlar İbrahim'in anlattıkları doğruysa benim içimden geçen duyguların karşılığı olan bir cümle yok. Ve zaten o cümleyi de ben canlı yayında sarf edemem de bir insan olarak. Buyurun. Şimdi bir de anne baba bakmakla yükümlü olunan kişilerdir. Yani bir bunun hukuki yükümlülüğü de olması gerekiyor. Sadece tabii ki vicdani şey çok ağır bence yaptıklarının ama hukuki bir karşılığı da olması var, lazım. Yani burada Türk Ceza Kanunu'nda buna ilişkin bir madde var. Yani bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen evlatlar için bir ceza öngörülmüş. Hocam madem böyle bir şey var hani niye gelip bakmıyor, niye şey yapmıyor, madem böyle bir şey uygulansın var yani. Neyse cezasını hani şey yapılsın çocuğuna yani. Bakmak zorunda. Evlat da yaşlandığında anne babasına bakmalı. Bunları ihmal edenlere ilişkin de bir ceza öngörülmüş. Bize has bir şeydir. Yani benim öz annem bunu diyor biliyorsa olan... telefonla bana diyorsa dersin ki hocam bu, yani. Bu insani bir şey ya, yani. Ben bu, çok... bu yaşta hani bu yaşta elimden geleni ardına koymam yapıyorum affedersin. Küçük büyük abdestini hani banyosunu elimden geleni yapıyorum. Cennetin kapısını aramamışsın. Yani. Daha ne yapacaksın İbrahim? Daha ne yapacaksın? İbrahim şimdi sen maddi olarak da zorlanıyorsun, manevi olarak da 32 yaşında genç bir adam. Kendi düzenini kuramıyor, kendi hayatına bir çeki düzen veremiyor, işine sahip çıkamıyor, işinde ilerleme gösteremiyor. Evet. Anneanne yalnız kalmasın diye. Evet dediğiniz evet. gibi cennetin kapısını aralıyor ama yetemiyor ki o da. Yetemiyor işte. Yani 65 yaş aylığıyla nasıl geçinsinler? Geçin. Ve parasına ancak yetiyor belki yani. O da olmasa aslında hocam, devletin çeşitli yardımları da var. Yani var, o noktada var. Da belki İbrahim'in bilmediği şeyler de var. Bakıma muhtaç insanlarla ilgili şunları bakan olarak İbrahim de belki bir gelir alabilir. Hastanenin verdiği bir yıllık süreli bu bezi kullanması gerekmektedir. Evet. O bezleri almakçı rapor aldın evet. alamadın mı? Sigorta karşılamıyor bunu. Yani bunun nedir tabii yasal şey prosedürü bilmiyorum. Ya yardımcı olacağım ya program sonrasında bu noktada da nereden ne yapabiliriz? Yani bir kurum desteği alalım. Bursa'dan bizi izleyenlere de biz seslenelim. Lütfen. Hala kızlarından bir telefon yok. Hala yayını eminim ki duydular, izlediler ve kulaklarına bu bilgi gitti. Canım, hala açıp da bir şey söylemiyorlar. Bugünden sonra mı arayacaklar? Yani bugün şimdiye kadar aramamışlar 4 seneden beri yayını. İbrahim nasıl insanlar senin annen ve teyzen? Bilmiyorum işte hocam. Yani canım nasıl? Ne diyeyim yani artık ben? Sen peki onların içinden nasıl böyle vicdanlı olduğunda yapman gereken insani görevini yapıyorsun? Çünkü bu nasıl oldu? Hani ben Allah korkusu var bende. Ben burasını düşünmüyorum. Yarın öbür gün hesap vereceğiz hepimiz. Bir gün öleceğiz. Her canlı ölümü tartacaktır. Çünkü beni bu el bebek gül bebek büyüttü. Bu yaştan sonra da ben elimden geleni yapıyorum. Senin annen... Bravo. Sen şimdi bize anneannenin hikayesini anlatıyorsun. Anneannenin bakıma muhtaçlığından bahsediyorsun ama aslında senin annen hayattayken sana analık etmemiş. Hayır. Beni anneannem dedem büyüttü diyorum işte. Onlara hiç bakmadı diyorum. Diğer işte babam annem evlatlık verince işte en son dedem dedi madem dedi, bir çocuğa bakamıyorsunuz dedi. Niye çocuk yapıyorsunuz dedi. Ben dedi ben dedim bunu büyütürüm dedi. El bebek gül bebek bunlar büyüttü. Bunların sayesinde ayaklanmıştı hocam. Peki annenin hayatta olduğunu bile bile anneannenin yanında büyüdüğün yıllarda ne hissettin sen? İşte ne bileyim hani anlatılmaz yaşanır. Hep şimdi doluyum hani ne desem. Okula gidebildin mi sen? İlkokul 5'te bıraktım. Rahmetli dedem karton topları sokaklarda camdan görüyordum. Okulun camını zoruma gidiyordum. Ben de onlarla gidiyordum. Siz böyle anneanne torun nasıl geçiyor bir gününüz İbrahim? Ya gündüz mesela evde kalkar verte gelir yanıma karnım acıktı der hazırlarım kahvaltısını yaparım. Üstünü başını değiştiririm, bezini değiştiririm, yıkarım, yemen yediririm. Ara sıra parka götürürüm arabamız var bizim tekerlekli arabamız var. Ya Müge Anlı göndermişti. Allah razı olsun. O göndermişti. Onunla parka götürüyorum yazın ben. Gezdiriyorum onu. Parka götürüp getiriyorsun. Sonra akşamları şimdi bu yaşta insanlar
böyle rahatsızlanabiliyorlar, kendilerine konuşabiliyor zaten. Ya da korkuyorlar tek kalmaktan. Başında duruyorum işte, hiçbir yere gidemiyorum. Bakkala gideceğim zaman, meğerde ne bileyim, manava gideceğim zaman kapıyı üstünden kilitliyorum. Hani çıkıp da dışarıya bir şey olabilir, yaşlı başlıysan düşer, araba çarpabilir, her şey olabilir yani. Hastalıkları da var mutlaka. Hastalıkları da var. Zaten merdivenlerden düştü. Kolu kırıldı. Kol, şey kırıldı. Ay, neresi? Kollar kuş gibi. Kan. Şurası. Ay ay. Ağrımıyor değil mi? Yok. Kaynamış. Zap, öyle kaynamış. Ne zaman oldu bu? Nasıl bir sene düştü? Önce oldu. Geçmiş olsun. He. Geçmiş olsun. Geçmiş. Konu komşu var mı? Kolu komşular destek oluyor mu? Hayır, herkes kendi şeyini. Hiç kimse bir günde kapımı çalıp da ödemediler yemekle. Kimsenin de ihtiyacımız yok zaten. Bir abim var işte, öz abim bizim sevdiğim, onun eşi yemek yapıyor. İki günde bir gidip sıcak yemek alıyormuş, o getiriyor mu? Arkadaşlar, o yemek veren hanımefendiyi bağlama şansımız var mı? Var mı onun telefonu? Şeyde, çok rejide var, numarası var. İbrahim, biz buradan Hateme Hanım ve Zeki. Zekiye Hanım, gerçekten kafam dağıldı yani. Çünkü şu an kendimi bırakırsam giderim, devam edemem. Zekiye Hanım'a bir kere daha seslenelim. Yani İbrahim bize bir şeyler mi uydurup anlatıyor? Öyle çıksa diyor, geçiyor içimden şu anda. Yani İbrahim bunları uyduruyor olsa keşke diye düşünüyorum. Bir telefon ya, anacınız burada. Gelsin benden, helallik alsınlar diye buraya geldi ya. Hakkını helal edecek mi onlara? Yani bilmiyorum ki yani. Bu yaşta biz onlar geleceğine, biz kadını bu yaşta buralara getirdik yani. Evinde dinlenip istirahat edeceğini düşünebiliyor musunuz İnce Hanım? Oh, bir bakalım nasıl gelişmeler olacak. Ben bu arada Bursa'da da teyzemize yardımcı olup destek olmak isteyenler varsa onlardan da destek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da destek istiyorum. Sizin kurumlarınız, zor durumda olanlarla ilgili çalışmalarınız var. Hangi yardımları aldı bilmiyorum ama bunları da araştıralım. Varsa bir yapılabilecek bir şey, el birliğiyle de bunu yapalım. Bize yakışan budur yani, bu büyüğümüz. Kesinlikle. Hepimizin büyüğü sonuçta değil mi? Hepimizin büyüğü. Devam edeceğim bu konuyu konuşmaya. Dün işte biliyorsunuz yayında bir anne kız vardı. Birbirlerine çok kızgınlardı, çok kırılmışlardı. Hatta dediler ki benim öyle kızım yok dedi baba. Görüşmek istemiyor dedi. Kız aynı şekilde ben onlarla görüşmek istemiyorum. Benim hayatıma saygı duymuyorlar dedi. Biz dedik ki yapmayın, etmeyin. Sonra çok pişman olursunuz. Giden zaman geri gelmiyor. Bir daha düşünün. Biz sizi bir görüştürelim. İlk adımı atın. Sonrasında da tek başınıza yapamıyorsanız bir uzmanla beraber sürdürün bunu. Neyse ki bütün o gerginliğin sonunda hepimizin içini ısıtan güzel bir sonuç geldi. Perihan Şahin programımıza hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 10 yaşındaki oğluna baktığı kızı Zeynep'e seslenmek için katıldı. Anne kız dün bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi. Yayın boyunca tartıştılar. Ümit bunu yapar. Kesinlikle benim kızım böyle bir kız değil. Kesinlikle. Ama benim kızım böyle bir kız değil. Bunu değiştiren bu adam. Ben bu adamım. Senin bunca yıldır yetiştirdiğin evladını. Bu adamı ben yetiştirdiğim kız değil bu. 30 yıldır senin... 30 yıldır yetiştirdiğim kız bu değil benim. Nasıl bu kadar benim kızım tehdit alıyor. Benim tehdit. Kızım... Evet, bunlar var benim kızımda. Benim kızım hangi anne evladını bırakır gider soruyorum İnce Hanım. Hangi anne evladını bırakır gider? Ben de anneyim bak. Arkası dönük konuşuyor, şuram yanıyor ama. Ben evladımı bırakmadım. Sen yaptın her şeyi. Sen evladını sokağa atan bir kadınsın. Atmadım. Sen evladını sokağa attın. Atmadım. Sen bana uzaklaştırma verdirdin. O hak etmiyor. Benim yüzümü görmeyi. Doğru söylüyor. Ben bundan sonra da göremeyecek. Çünkü neden? Çünkü neden? Yanlış yollara gitme kızım dedim. Eteklerindeki taşları döktüler. Ben şimdi ilk evliliğimde annem benim sürekli müdahale etti. Kesinlikle. Yani bu müdahale sonucu kesinlikle ben boşandım. Kesinlikle evden gitmedim. Ve benim şu anki söyledim. Hayatımda sürekli müdahale, sürekli müdahale artık beni bıktırdı. Ben oğlumu çok alacağım. Doğru. Oğlum için geldim bugün buraya tamam. Ben. Oğlum o zaman neden dünya... anneye bıraktın dediğin ben abi. Çocuğumu bırakmadım, sen bana uzaklaştırma verdin. Şimdi ben oğlumun parasını cebine koyuyorum. Aldığım nafakayı anneannene götür ver diye. Aldığım parayı. Tamam İnce Hanım. Evden gittiğimden beri, bana uzaklaştırma verdiğinden beri veriyorum yani o parayı. İnci Ertuğrul son noktayı koydu. Kızını kazanmak mı istiyorsun? Kazanmak istiyorum, gerçekleri kaybetmek istiyorum. Istiyorum. Ben zaten kaybettim. O kaybedecek ve bir daha bulamayacağım. Kazanmak istiyorum ama benim istediğim gibi olsun. Bir kere daha söylüyorum, hazır buraya kadar gelmişken Zeynep. Fırsat varken rövanş almaktan vazgeçip kızınızı kazanmaya bakacak bir adım atarak...
kızım senle bir oturup konuşmak istiyorum deyin. Hazır buraya kadar madem bu konuyu taşıdınız. Biz de destek burada veririz. Bu adımı atın. Biz de destek olalım uzmanlarımıza. Tamam. Tamam mı? Zeynep senle bir görüşmek istiyorum. Evet ne yapsın bir sarılsın kızına değil mi? Evet. Aynen öyle. İnce Hanım. Aynen. Tamam. Bağrına basmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey görüşmek, görüşmek istiyorum. Görüşmek istiyorsun istemiyorum. İnce Hanım. Hadi kalk görüş o zaman. Her daha bir de yol yoluna. Arkadaşlarım size yardımcı olacak. Sonra konuşacağız. Hadi bakalım. Perihan Hanım ve Zeynep buluştu mu? Merhaba Zeynep Hanım, nasılsınız? Teşekkürler. Anneniz, evladım. Evet. Ne olursun sarılın biz. Rica ediyorum. Her zaman için sarılın. Lütfen, lütfen. Bu dünyada birbirine sadece en yakın olan sizlersiniz, öyle değil mi? Sen de çok sevgimizi bir yapın oturduğun için. Sizi çok seviyorum. Kızımı bırakmaz. Diğer bütün sorunlarınızı halledeceğiz. Yeter ki siz bu ağınızı koparmayın. Rica ediyorum. Ne olur. Çok ne kadar güveniyorum size. Senin bir evladın var. Ne kadar da tatlı sizi, gördüm şimdi. Gerçekten sizi çok seviyorum. Anne evlat ilişkisini tekrardan kurun. Ve birbirinizi artık rencide etmeyecek şekilde. Rica ediyorum. Gerçekten yaptılar. Tamam mı? Anne kız birbirlerine söz verdi. Çok seviyorum kızım, ha? Çok seviyorum seni. Dünyalar kadar. Vallahi. Yavrum ya. Ne olur kızım. 30 yıldır kızıma destek oldum. 30 yıldan sonra bundan sonra daha çok destek olacağım kızım senin. Çocuğuna da bakacağım, sana da bakacağım. Herhangi, her şekilde, her zaman yanında olacağım kızım. Her şekilde, her şekilde yani. Ne dersin, her zaman yanındayım. Evlerimde, mallarımda, mülklerimde iki kızım. Her şeyim, canım bile. Canım bile kızım bak. Yeter ki benim yanımda olun. Yanlış gitmeyin. Doğru olun. Zaten. Canımı yiyin. Tamam mı? Gene yanımda olacaksın. Evet. Yanımda olun. O da yanımda. Torunum da yanımda olacak. Olsun. Yanımda olacağım. Evet. Yanımdaydım. Yanımda olacağım yanımda. Yanımda zaten dedim oğlum. Ben yanımda olacağım zaten. Annesin ne olur yavrum. Kaç gündür yanımda dedim oğlum. Yanımda. Gerçek bir yere gelmişim. Gerçek İnce Hanım'a gelmişim. Gerçekten gerçekten çözdüren sorunlarımı bak. Gerçekten kız. Sevdiğim bir avukat, sevdiğim bir İnce Hanım, sevdiğim de bir kamera şeyi, yayıncısı diyeyim. Hepinizi de seviyorum. Şimdi tabii ki bizim yaptığımız bir ilk adım atmaktı. Bundan sonraki adımlar Perihan Hanım, Zeynep Hanım, Erdal Bey ve bütün aileye kalıyor. Çünkü evet çok güzel sarıldılar, kucaklaştılar ama aralarında çözmeleri gereken bazı konular var. Bu apaçık ortada. Birbirlerine karşı gerginlikleri var. Birbirlerinin yaşamı, algılayış biçimlerine karşı çok saygı duyamıyorlar diyeyim. Bunu anlamakta zorlanıyorlar. Dün de söyledim, kendiniz baş edemiyorsanız. Uzmanlar bunun için var. Lütfen destek alın. Bunları ortadan kaldırın. Hayat çok kısa, hiç değmez. Hocam teşekkür ediyorum rica size ederim de. Ama Taner hocama da size rica de. Rica ederim. O kadar ihtiyaçları varmış ki o kavuşmaya. Ben onu evet, hissettim. Tabii. Yani o kadar ihtiyaçları varmış ki biz zor ayırdık en sonunda. Yani gerçekten incir çekirdeğini doldurmaz. Biraz inatlaşmalar. Aynen aynen. Bir araya geldikten sonra o temas sağlandıktan sonra bir şekilde daha iyi gidecek. Ama onlar küser küser barışır. Ben hissettiğimi söyleyeyim size. Çünkü öyle bir anne kızı onlar. Zeynep'le de ben Zeynep Hanım'la da konuştum. Dedim ki Zeynep'ciğim evet Perihan Hanım çok heyecanlı. Heyecanını kontrol edemiyor. Sürekli söyleniyor. Ben de üzüldüğümde hep öyleyimdir. Sürekli evet. Söylenirim. Çok çekilmezim. Yani birine üzüldüğümde beni ondan uzak tutun. Mahvederim onu. Şimdi ama Zeynep'e dedim ki Zeynep sen de annene çekmiş. Aslında. Evet dedi. Ben de öyleyim dedi. Kabul etti. Eminim anne kız. Anneyle kızın arasına kim girebilir ki ya? Maalesef. O iki yüreğin arasına kim girebilir ki? Şimdi öfkelendiğiniz olayların hepsi uçup gidecek. Ben buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bir kez daha da hocalarıma teşekkür ediyorum. Şimdi yine acı bir hikayeye döneceğim. Yani bunun işte dönüşü yok. Burada barışmalar var. Burada tartışsanız, kavga etseniz de dönersiniz, konuşursunuz. Bugün küsersiniz, yarın tekrar barışırsınız. Bir gün aramasanız da ikinci gün gider kapıyı çalarsınız, özür dilersiniz. Bu şansınız var. Ama İbrahim Bey'le özür dilerim. Halil İbrahim Bey'le Nermin Hanım'ın artık böyle bir imkanı yok. Çünkü onların evlatları ne yazık ki 21 Eylül 2017'de bir cinayete kurban gitti.
Tekrar başınız sağ olsun. Bu çok zor bir durum. 3 yıldır kim yaptı, kimler yaptı ortaya çıksın diyorsunuz. Evet, kaybınız yeri geri gelmiyor ama içiniz bir nebze de olsa birazcık neden yaptılar? Neden yaptılar? Kimseyle iş olmaz. İşinden, evinden başka yere düşünmez. İşine gider, evine gelir. Kahve hayatı yok. Alkol hiç yok. Elinden geldiği kadar 5 vakit namazını kılmaya uğraşır. Manisa, Soma'da Soma. Yaşıyordu oğlunuz. Evet, beraberdik zaten. Beraber, birlikte aynı ev mi paylaşıyordunuz? Aynı ev paylaşıyorduk, alt üstlü. Kaç çocuğunuz vardı İbrahim? 3 evladım vardı. 2 kızım, 1 oğlum. Bu ufadı. En küçüğünüz mü? En küçüğü. 35 yaşındaydı değil mi? Evet. 35 yaşında. O da evliydi. Evliydi. 2 evladı var. Ne bir iş kızı, yapıyordun? Yok, sıcak demirci. Ben de sıcak demirciydim. Sıra aletleri yapıyordum, tamir ediyordum. O da aynını yapıyordu. Oku oğlum dedim. Baba okumayacağım dedi. Ablam okudu, ne oldu dedi. Ablası var onun büyüğü. Öğretmen oldu. E sen bilirsin oğlum, asker ederim buraya dedim, dükkanı sana. Tamam baba dedi, razıyım. Mesleğimi aldı. Düğün yaptım 2008'de. Al oğlum anahtar, benden Allah'a ısmarladık dedim, çekildim. Canla başta çalışıyordu da. Hı hı. İşini severek de yapıyordu. Sabah giderdi işine. Bir yere takılıp bir çay da içmez. Dükkandan eve, evden dükkana. İş olduktan sonra gece dahi gelmez, dükkanda çalışırdı. Aynı evi paylaşıyorsunuz. Aynı. Hiç ayrılmadınız. Evliliğinde bir problemi yok. Hayır, en ufak bir şey kimseyle yok. Kimseyle bir sorunu yok. O zaman kim ne ister iki çocuk babası 35 yaşındaki bir adamdan da böyle hunharca onu öldürür. Konuşmaya devam edeceğiz. Nermin Hanımcığım, sizden de dinlemek istiyorum ama bir ara vermemiz gerekiyor. Evet sevgili seyirciler, Murat Kocaeri Manisa'da 21 Eylül 2017 günü iş yerine yakın bir noktada vurularak öldürüldü. 2017'den bu yana bu cinayetin fail ya da failleri bulunabilmiş değil. Anne baba o gün bugündür suçluların ortaya çıkmasını, cezasını çekmesini istiyor. Reklama gitmeden İbrahim Bey'le konuştuk. Baba İbrahim Bey'le diyor ki oğlum baba mesleğini devam ettiriyordu. Aynı iş yerinde biz çalışıyorduk. Sonra o işi devraldı. Ben emeklilik günleri yaşamaya başladım. Evli, iki çocuk sahibiydi. Evimiz de ortaktı. Kimseyle bir sorunu yoktu. Kim ona bunu nasıl yapar benim aklım almıyor diye. Nermin Hanım, sizin yüreğinizde bir başka yandı muhakkak. Ne söylesin? Ciğerim ben. Şimdi biliyorum ki burada konuşmak sizin için çok zor. Bu acıyı tekrar tazelemeyi hiç istemiyorum ama bunun bulunmasına da bir katkımız olacaksa da bunu yapmak için konuşmak zorundayız. Siz şimdi torunlarla birlikte yaşamaya devam ediyorsunuz. Evet. Gelininiz, torunlarınız sizin yanınızda. Hiçbir şeyimiz eksilmedi. Bir oğlum eksildi. Yok bir şeyimiz. Gelin yanımızda duruyor. Hı hı. Kendi kızım gibi geçiniyoruz. Evlatlarım iki tane. Bir oğlu bir kızı var. Evlatlarım çok seviyordu. Doyamayacakmış. Evlatlar her gün biz babamızı özledik diye ağlaşıyorlar. Ben nasıl dayanayım bunlara? Biz babamızı özledik, biz babamızı özledik diyorlar. Kötü bir çocuk değildi benim. Böyle bu şeyler yapılacak bir çocuk değildim benim çocuğum. İşinde kaydındaydım. Akşam eve gelmedi. O gün neler yaşandı konuşacağız ama muhabir arkadaşım olay yerine gitti. Olayın nasıl yaşandığını öncesi ve sonrasıyla anlattı bir bandımız var. Onu bir izleyelim. Siz de birazcık sakinleşin, konuşalım sonra. Eviyle iş yeri arasında bir arazide başından vurularak vahşice öldürülen iki çocuk babası Murat Kocaeri dosyasını ekibimiz Manisa Soma'da araştırmaya başladı. Tarihler 21 Eylül 2017'yi gösteriyordu. 35 yaşındaki Murat Kocaeri, ailesi, eşi, anne babası ve çocuklarıyla kaldığı bu baba ocağından çıktı ve ondan bir daha haber alınamadı.
Gerçeğin peşinde ekibi olarak Manisa'nın Soma ilçesinde işlenen sır cinayetin perde arkasını araştırmak için ilk olarak bu noktadan başladık. Sabah 9 sıralarında Murat Kocaeri buradan çıkmıştı. Peki nasıl bir güzergah izledi? Buradan nereye gitti ve son olarak onun cansız bedeni nerede bulundu? Daha önce iş yeri kurşunlanmış. Murat Bey'in evinden çıktığımız zaman araçla buraya 5 dakikada rahatlıkla geliyoruz. O da o gün ticari aracına bindi. Sabah saat 8-9 sıralarında ailenin verdiği saat bilgisine göre geldi buraya. 5 dakika içerisinde burada oldu. Şimdi farklı bir durumu anlatacağız sizlere. Cinayetin olduğu günden bir yıl öncesine gideceğiz. Çünkü önemli bir durum var. O zaman Murat Bey arsa almıştı ve üzerine daha yeni yaptı bu betonarme tamirat yerini. Burada demircilik yapıyordu kendisi ve yaptığı dönemde, olaydan bir yıl öncesinde burası kurşunlandı. Ve o kurşunların izleri hala duruyor. Bakın bir, iki, hemen ileride çok küçük ama göstermeye çalışıyoruz. Üç, bunun dışında içeri girelim, içeride de gösterelim. Gelişi güzel bir şekilde gece saatinde kurşunlanma oldu. Hemen yukarıda bir kurşun izini görüyoruz. Beşincisi karşımızda ve altıncısı aynanın hemen altında, orayı sıvamışlar ama izi görünüyor. İş yerinden çıkıp nereye gitti? Kendini bilmez birinin gecenin bir saatinde gelişi güzel ateş ettiğini söylüyorlar. Bilgi bu şekilde. Olaydan tam bir yıl önce. Olay gününe geliyoruz. Sabah buraya geldi ve sonrasında baba Halil Bey'in anlatımına göre o da saat 15 sıralarında, 16 sıralarında buradaydı. Yani saat 4'te kesin geldim dedi. Saat 17.30'da da buradan ayrılıyor. Ve işte o andan itibaren Murat Bey'den haber alınamadı. Saat 10'da ailesi merak etti. Halil Bey buraya geldi. Ticari aracı tam bu noktada bekliyordu. Üzerinde anahtarı vardı. Kapıları kapalıydı. Ve sonrasında o çaresiz bekleyiş başladı. Ve Murat Bey'in cansız bedeni bakın nerede bulundu. Birisiyle mi geldi yoksa buluştu mu? Murat Bey'in demirci dükkanında cansız bedenin bulunduğu noktaya geldik. Hemen yol üzerinde, yolun kenarında bulundu cansız bedeni. Ve buraya gelişimizde 5-6 dakika araçla normal hızda oldu. Şimdi yanımızda Halil İbrahim Bey var. Özellikle onun ağzından dinlemek istedik. Burada olanları, burada yaşananları ve Murat Bey'in cansız bedeninin nasıl bulunduğunu. Murat Kocaeri'yi kim öldürdü? Şimdi kendi dükkanına yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. Evet. Ve ne yazık ki sırtında, ensesinde de darbe izlerine rastlanıyor. Evet. Yani orada bir kavga ya da ateşten önce belki bir darp etme olayı var. Bildiklerimiz bunlar. Ve şimdi bu olaydan öldürülmeden bir yıl önce de dükkanı 6 el ateş ediyor. Evet. Ve siz yine diyorsunuz ki 10 ay öncesinde de benim çocuğum tehdit edilmiş diyorsunuz. Evet. Bütün bunları olaydan sonra mı öğrendiniz bu tehdidi? Evet, olaydan sonra. Daha öncesinde olduğunuz size hiç bunu anlattı. Hayır, anlatmadı. Hiçbir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Dükkandan eve, evden dükkana baldızını nişanladılar. Baldızını nişanlanınca ayrıldılar. Hatta baldızını damat nişanlısı dövmüş. Çarşının ortasında. Bankanın önünde dövmüş. Ondan babası gelmiş ki Murat bu mahkeme sürgüt gitmesin. Gitmeye versin çocuklar demiş. Çünkü ablası da yanında. Yani iki kardeş çarşıya çıkıyorlar. Hanımını göndermedi. Mahkeme bitti. Bu arada 2,5 milyar falan bir ceza yemiş. Evet. Damat adayı. Öylece kalmış. Sonra ben bunu daha dün duydum. Dün? Dün duydum. Yani şu şekilde Murat'ı tehdit etmiş. Sen bizi ayırdın diyerekten. Yani baldızın eski nişanlısı, evet, tehdit nişanlısı, eden. Evet, nişanlısı tehdit eden oymuş. Onu da bana söylemedi. Yani kızık babam olur da gider çatar, bir odun çeker, öldürüp elini belaya sokar diyerekten. Ondan
Kimden duydunuz öğretmiş. Bunu siz? Yeğenime söylemiş. Yeğeniniz söyledi. Eşi İpek Hanım biliyor muydu bunu acaba? İpek şu anda hatta gelininiz. İpek Hanım başınız sağ olsun. Sağ olun. Eşinizin kimseyle bir sorunu yokmuş. İşinde gücünde biri diyor babanız, evet. Kayınpederiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz evet. Biliyorum çok zor konuşmak ama. Evet. Zor ama yaşıyoruz biz bu hani acıyla yaşamak zorunda bıraktılar bizi. Evet. Tehdit edildiğinden haberim yoktu. Benim de yoktu. Oğlum söylememiş. Senin de haberin yoktu. Benim de yoktu haberim. Bana da söylemedi. Söylemez miydi size sıkıntılarını? Öyle pek. Konuşurduk biz eşimle çok konuşurduk ama üzülecek diye mi söylemedi bilmiyorum ki. Ben de şimdi duydum daha. Tehdit edildiğini. Hani tehdit edilmiş diye duyuyorduk biz ama kesin hani bir şey söyleyen olmadı bize. Şimdi babamdan duyuyorum ben de. Dükkanı kurşunlanmıştı bir yıl önce ama bana söylemedi. O sabah evden çıkarken herhangi bir şey dikkatini çekti mi İpek senin? Hayır, gayet normaldi eşim yani. Evet. Peki normal. Sonra gün içinde sen onu aradın mı? Hayır, arayamadım çünkü benim telefonum bozuktu zaten. Normalde gün içinde o seni arar mı, konuşur muydunuz yani? Yani arardım bir şey istediğim zaman ya da o bana bir şey söyleyeceği zaman arardı. Peki akşam eve gelmedi. Hı hı. Sen bu evet. Haberi akşam gelmeyince ne yaptınız? Gündüz kimden, yani nasıl öğrendin bu olayı? Ya eşim gelmedi. Evet. Epey bir geç oldu yani. Yatsı ezanı falan oldu. Evet. Bekledim gelmedi. Gelmeyince merak ettim ben de. İşe mi daldı acaba diye. Telefon da yok elimde. Yukarı çıktım kayınvalidemin hani ya da kayınpederimin telefonuyla arayayım diye. Onlar da gezmeye gitmişler. Yoklardı evde. Yani annem evde bırakmış telefonunu. Onun telefonuyla aradım. Evet. Çaldı. Açan olmadı telefonu. Herhalde dedim yolda geliyor mu acaba dedim. Bazen yaklaştığı zaman eve meşgulatı veriyordu. Hani açmıyordu telefonu arabada. Kaçta aradın sen yani akşam hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Yatsıya doğru dedin. Yatsı okumuş yatsıdan muydunuz? Yatsıdan sonra. Evet. Yatsıdan sonra. Yatsıdan sonra aradım ben onu. Yatsı bu kadar yazından... gecikir miydi normalde işin İpek? İşi olduğu zaman gecikirdi. Hani yani sen gündüz böyle zaman falan bırakıp gelmezdi yani. Yarına hı-hı. Bırakmazdı. Yarıda bırakmazdı. Hı-hı. Tek mi çalışıyor dükkanda? Yanında bir çalışan biri gelip giden birileri olmuyor mu? Oluyordu yanına gelen hani müşteriler falan geliyordu hı-hı. Ama evet. Yalnız çalışıyordu yani. Bir ara birisi çalıştı ama bıraktırdı ona daha sonra. Peki, bıraktı yani. Sonra cesedin bulunduğunu kimden nasıl öğrendin İpek sen? Ne yaptınız o gece? Sen aradın cevap vermedi. Sonra? Annem babam geldi işte ben ararken zaten. Evet. Kayınvalidemle kayınpederim geldi. Yukarı onların evindeydim ben. Evet. Murat gelmedi dedim. Hani baba dedim bir bakıver bari. Gelmedi. Açmıyor evet. Da telefon dedim. Merak ettim ben dedim. Evet. Gitti babam baktı yok dedi. Araba varken de yok dedi. Arabalar kapısı kilitli dedi. Ama o... Sağ kapısına bakmış. Sağ kapısı tutaklık yapıyor. Açılmıyor zaten. Kilitli olmasa bile açılmıyor. Benim bilmiyor için... muydunuz arabanın öyle bir arızası olduğunu İbrahim Bey? Hayır. Babam kapıyı bilmiyordum da. Bilmiyordunuz. Yalnız kapılar kapalı. Hı-hı. Dükkan kapısı kapalıydı. Dükkan kapısı da kapalı. Dükkan yani kapısı normal kapalı. Dışarı çıkarken kitlenmiş, kapattığı evet. Gibi mi kilitlenmiş? 7'de zaten çimen beton getirmişler. Kaçta? Saat 7'de. Evet. 2-3 el arabası kadar. Onu atmış, dükkanı kapatmış. Hatta orada komşu yumurta vermiş. En sonu komşu yani? 7'de. 7'de. Görüşüyorlar. 7'de evet. Dükkana o da beton geliyor, atıyor. Kapatıyor dükkanını. Ama o arada arabanın başında mı yaptılar? Çünkü sırtına kafasına vurmuşlar. Yani siz şey mi düşünüyorsunuz? Sopayla. Dükkanın orada dükkanın sırtına orada kafasına vurup götürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Evet. Kapı kilitlenmişse dükkanın kapısı, dükkan kilit anahtar orada mıydı yani? Anahtarı arabanın üstüne takmış. Dükkanın arabayı binerken anahtarı? Yapmışlar bunu herhalde. Dükkanın anahtarı? Yok. Dükkanın arabanın anahtarı. Anahtarı. Arabanın anahtarı. Hepsi araba, aynı. Hepsi aynı yerde bağlı evet. Birbirine. Ondan orada olmuş herhalde ki 7-18'de dedi jandarma ölüm saati. 7-18 diye bu kadar net dakika net olmaz, dakika söylenemez herhalde. Hayır, bilmiyorum. O, bana söyledikleri o.
Çünkü onda ben telefonla aradım, devamlı sabaha kadar aradım. Telefonu çalıyor ama cevap vermiyor. Yani şöyle söyleyelim. O gün 7'de onu komşusu gördü. Ona bir evet. yumurta verdi. Çimento gibi beton geldi. Tamam. En son görüldüğü saat o. 7. Onun ardından ertesi sabah cesedi sabah kaçta bulundu? Herhalde tahminim 15 sıralar. Biz bekliyorduk. Selahattin sonra mı? Az sonra mı? Arkadaş. Mehmet Bey'e dün söyledim. Sabah 8'i çeyrek geçe civarında bulmuş. Size haber kaçta geldi? Hayır 8 değil. Saat 11-12 arası. Çünkü o arkadaş zeytin kırmak için tane toplamak. Arkadaşlarımın bana verdiği notta 8-15 yazıyor. Siz 11 diyorsunuz. O da olay yerine yani siz kaçta gittiniz? Ben bilmiyorum. Siz olay yerine kaçta gittiniz? Nasıl Cuma'dan millet çıkarken gittim. Jandarmalar gidiyor. Duramadım artık. İki tane ambulans, bir ambulans, bir cenaze arabası geçti. Köylere gitti herhalde dedim ben. Atıköy diye bir yer var, yakın. Oraya gitti olmak var dedim ambulans geçtiğinde. Tekrar cenaze arabası geçti. Jandarma arabaları geçince duramadım. Dünürüm de geldi zaten camadan çıktı. Tespihi falan kalmamıştı. Aslında onlar sizin oğlunuzun cansız bedeni bulundu. Oraya gidiyor ama siz bilmeden mi gittiniz? Ben bilmeyerek. Acaba ne ki? Bindim kendi arabama. Dünür'le beraber gittik arkalarından yetiştim. Vardım sokmuyorlar. Aşağı yukarı kaçkın kamera gibi. Evet. Sokmadılar. Bağırdım çağırdım sokmadılar. Savcı gelecek dediler. Savcı geldi baktı. Tabii kaçtan görünmüyor. Sonra ben biraz daha sokuldum. Ceset torbasını korlarken. Bağırdım çağırdım. Bir 5 metre kadar kaldım oğlum. Tanıdım. Bu şekilde yatmış. Buradan sıkmışlar. Orada sıkmışlar. Çünkü atıldığı yerde hiç tepinme, hiçbir şey yok. Kovanına da adli tıptan kafasına da bir ket gibi bir şey bulmuşlar. Ondan vurmuşlar tekrar kurşunu attıkları yere, kurşuna vurdukları yere. Adli tıptan aldım. Adli tıp kağıdı vardı elimde. Şimdi nereye koydum bilmiyorum. Onu da kayınbiraderimin oğlu gördü. Enişte ver bakalım dedi. Aldı. Jandarmaya fotokopisini gönderdi. Jandarma hemen gitmiş. O kovanı bulmuş oradan. Bir kovan bulundu olay. Kovan bulundu. Peki ne söylendi? Yani bir tabanca mı, tüfek mi? Tabanca. Tabanca. Şeyin yani öldürüldüğü 7-62. Yerde mi, dükkanın orada mı? Öldüğü yerde. Bir tek zaten camı. Belki de öyle atıldı oraya. Bir daha canlanmaz. Çünkü çok güçlüydü. Yani 200 kiloyu. Tek başına siz bu arada kayıp başvurusunda bulunmuş muydunuz? Akşam hani gittiniz dükkanın önünde arabayı gördünüz. Saat 10'da ben dükkana geldim. Evet dükkana gittim. Gittikten acaba sonra. Acaba bir arkadaşı hastalandı da ona mı götürdü? Arkadaşının arabasıyla. Mesela arkadaşların da arabaları var. Onu düşündüm. Telefonla arıyorum. Yok. Tekrar hanımla beraber gene gittik 11'de dükkana. 10'da gittim geldim. Hanım oralara dolaştı. Ben dükkanla telefonla ediyorum. Yok cevap gelmiyor. Yok. Telefonunu buldunuz mu peki? Telefonu da çıktı. Nerede çıktı savcıda. Telefon? Savcıda. Yanında. Yanında 155 yani lira bir para. Cansız bedeninin bulunduğu yerde evet, telefon. Orada. Üzerinde miydi? Cebinde. Cebinde. Cebinde çıkmış. En son kiminle konuşmuş? Baktınız mı telefonuna? En son. Hatta dün o arkadaş da geldi. Evet. Oraya çağırdım ben. Geldi. Ondan konuşmuş. Bulluk getireceklermiş. İki arkadaş. Beyceköy'ü var. Murat bulluk var. İki tane dörtlü. Bu cesetleri bize yapıver misin diye takılmışlar bile. Bir de üstelik eşinin dayısının bacanağı oluyor bu şahıs. Yani birbirlerine şakalaşıyor. Benim de 73 senesinden müşterim. Babası zamanında. Ondan benden dayı takılır adam. Şimdi bu cansız bedenin bulunduğu yer toprak yolun hemen başı. Evet. Buradan araçlar geçer mi? Akşam yani bu... Gece mi atılmış bu beden buraya? Gündüz saatlerinde olsa. Ya zaten. İşlek bir yer mi? Birileri orada gündüz geçseydi, bir gün değil. Önce orada işlenmiş olsaydı görülebilir miydi? İşte ertesi gün o Kemal diye bir arkadaş zeytin toplamaya gidiyor. Kırmalık zeytin. Orada görmüş. Söylentiye göre ben kendimle konuşmadım adamın. Bu güpe gündüz cuma mübarek günde bari böyle içmeyin demiş. Arabasına çocuklar da varmış herhalde yanında. Varmış oğluma dokunmuş. Bakmış ki ölü. Hemen polise jandarmayı savcıyı arıyor. Oradan geliyorlar. Ben de onun arkasında öylelikle gittim. Öyle gördüm. Öyle bir gördüm. De atlet tıptan aldım getirdim.
Toprağı bir sene önceki kurşunlanmayla ilgili şikayetçi olmuş muydunuz? Soruşturma yapıldı polislerin mı? Polislerin söylediği şuymuş herhalde, onun söylediğine göre. Bir serseri burada çekmiş kafayı. Yeni bir hafta 10 günlüktü dükkan. Kapılar pırıl pırıl parlak. Orada silah denemiş demiş. Camlar var, camlar falan. Orada hiç daha önce böyle bir olay oldu mu? Denedi, niye dükkana denedi? Rastgele. Orada daha önce böyle birileri gelip dükkanları ateşledi olmuş muydu? Hayır. Daha ama başka dükkan mu? Yok orada. Hayır. Bir tek hayır. Orada da boş kovan buldularsa aynı silah mı o anlaşılıyor? Hayır, o açıdan değil. Soruyorum. Aşağı yukarı şu parmağım girer onun atıldığı yer. Kapıda çünkü 2-3 tane delik var. Ama direkt kapıya doğru ateş edilmiş. Kapıya doğru atılmış. Daha parmak ya. Camları atılmış. 6 tane kovan orada yolun üstünde bulmuşlar. Söylediğine göre büyük bir silah diyorlar. Yani bu uzme diyorlar, uzme diyorlar bilmiyorum. Ben silahtan anlamam. Zaten yani o dediğiniz büyük. Silah bir hani serserinin silah deneyecek, serserinin eline geçmez bulunacak. Mümkün değil. Hı hı. Hocam ondan zaten çok zor bulunan orada belli. Sonra bir iki 6.62 yani 7.62 dedi jandarma. Peki şimdi sırtında ensesinde darbe izleri var dediniz ya. Evet. Siz diyorsunuz ki belki dükkanın önünde vurularak. Tamam, belki arabaya binerken arabayı yaptılar, kontağı taktı. Hı hı. Ford Transit vardı daha geçen işte bir ay oldu olmadı. Satıverdim. Çünkü çürüyor araba olduğu yerde. 2008 paralarını da üzerlerine yatırdık çocukların. Ondan. Üzerinde parası da üzerinde, kimliği de üzerinde, telefonu lira üzerinde. Hiç onlara yani, dokunulmamış. Dokunmamışlar. Yani bu böyle bir soygun amaçlı bir değil, şeyle değil. Değil. Ya da oraya giden değil. Sizin hani az önce dediğiniz işte bir takım serseri çünkü insanlar gitti de bir şey yapmış canım, bir durum değil. Bu adamın hatta ben söyledim oğlum bak burada kimse yok. Şuraya bir kamera tak. Bana bak baba ya dedi. Niye kamera takmasını istedin? Ya kimse yok, hırsız uğursuz olur diyerekten. Ama sen de yıllarca orada esnaflık yapmıştın. Ben orada kamera değildim, ben şehrin içindeydim. Bu dükkan ne zaman açıldı burada? Bu dükkan 2016'da yerini aldı. Bu fotoğrafta şimdi fotoğraf var ya, o fotoğrafta 2016'da tapuyu alırken çekilmiş fotoğrafı. Yani o dükkanda bir yıl çalıştı, bir yılda çalışamadı belki. İşte bir yılı biraz geçti. 2016-2017 Eylül'de cinayet. Evet. Zaten alır almaz da kurşunlanmış. Ateş kurşunlanmış. Alır almaz. Yani yapıl inşaatı kendisi yaptı. Aha, ne ya kadar sonra kurşunlama geldi? Kurşunlanma olay olmuş. Zaten bir hafta 10 gün sonra kurban vardı. Çalışma ruhsatını falan taşındı, aldı. İçine geçti dükkanın. Ondan sonra bir hafta ya geçti ya geçmedi. O bir borcu karşılığı mı aldı, icradan mı aldı? Yani aynen, o arsayla ilgili bir itiraf mı vardı? Nakit parasıyla. Çünkü çok çalışırdı. 2 tane arabası var. Gece gündüz çalışır. İş olduktan sonra hiçbir şey. Hayır ama tamam o parasıyla almıştır evet. Zaten de bir arsayla İcralan, ilgili hayır. Bir itilaf olur. Arsayla değil. Arsayla gitti pazarlık beraber yaptık. Ben yapıverdim pazarlığını. Kimseyle bir sıkıntı yaşandı. Hayır, hayır. Bu dükkanın yeri buraya dükkan değil. Açmayın etmeyin diyen oldu hatta mu mesela? Hatta parası hiç vardı. Ha? Önünde şimdi ev yaptılar oraya. Daha evvel boştu. Oraya da 62 milyar liraya bununla ilgili herhangi yapıldı. Rahatsız olan hayır. Biri oldu mu mesela? Hatta ondan dışarıda biraz alacağı vardı. Baba bir iki gün dedi şunu şey yapayım pazarlık yapıldı. Şu hı-hı. Param gelsin gidelim parasını yatayım tapuyu alayım dedi. Bu arada yer satılmış. Oğlum nasip değilmiş dedim. Baba ne yapayım üzülecek bir şey yok dedi. Satılmış yer dedi. Yani son onları günlerde oğlunuzda bir farklılık bir şey gördünüz mü? Hayır en ufacık bir şey yok. Hiç böyle bir dalgınlık, düşünceli hayır. Hal. Hiç, hiç öyle bir şeyse. Hayır hiç öyle bir şey yok. Şey hatta şey. O gün ben saat akşam üzeri 4'te vardım. Hı-hı. 5.30'da yanından ayrıldım. Ben de kuğu hastasıyım. Hı-hı. Bir 10 kilometre öbür taraftan 2790 metre bir yer aldım. Oraya bir oda yapacaktım. Bir oda, bir mutfak. Benden rica etti. Baba dedi hayvanları çok seviyordu. Ata bilhassa. Hı-hı. Sen dedi hiçbir şeye elleme. Ben sana oraya yaptır vereceğim. Bir dam yapayım. Yemini samanını alayım. Bir at alacağım. Basiteye ver bana dedi. At yarışına meraklı mıydı? Yok. At yarışını falan gitmez. Yani öyle at yarışlarını takip hayır, ederdi. Hayır. Kesinlikle. Böyle. Sadece sevmek için. Sadece sevecek. Yani o şekilde. Yani sadece sevmek için at almak biraz alır. Sonra. Çünkü şey öyle bir şey yok. Şimdi hatta İbrahim bana dedi Bey. Ki sen de dedi sünnetlere falan götürürsün. Sana da bir arsık çıkar ondan dedi.
İbrahim Bey, konuşmaya devam edeceğiz bu konuyu. Çok daha size sorularımız da var. Hocalarımızın da soruları var ama dün de biliyorsunuz bir başka cinayet dosyamız var. Onunla ilgili son dakikalarda muhabir arkadaşım Mehmet'in paylaştığı bir konuşmaya dair bilgiler burada. Anne oğlu çok şaşırttı ve ben bugün dedim, bugüne Ekrem Aykan cinayetinden bahsediyorum. 22 Temmuz'da Çanakkale'de işlenen. Amcalar bağlansın ve bu konuda ne biliyorlarsa söylensinler diye. Mehmet Şahin şu anda ne demişti dün amcalar? Mehmet dedi ki, muhabir arkadaşım bağlandığında, bana birebir yaptığımız konuşmalarda bu işi işte Emre yapmış olabilir gibi cümleler kurdular diye. Mehmet şu anda hatta hala kendisi. Ve siz çok şaşırdınız. Muhakkak sonra akşam sizinle konuştular. Değil mi? Ne? Böyle bir şey dediler. Ne dediler size? Böyle bir şey demedik dediler. Böyle bir şey demedik diyorlar. Evet. Kim söyledi bunu? Mehmet aradı. Mehmet oğlumu. Amca. Tam olarak ne dedi sana amca? Böyle bir şey söylemedik dedi. Evet. Yani orada dedi, aileyi şey yapmak için söylüyorlar olabilirler. Dedi. Aileyi ne yapmak için söylüyor olabilirler? Yani aileyi. Aileyi birbirine şey yapmanın bize ne faydası olabilir ya da dosyanın çözülmesini anlamıyorum ama Mehmet Şahin'e ben sormak istiyorum canlı yayında. Mehmet dün aktardıklarını amca Mehmet Bey reddetmiş ve hatta yani bu aslında bir anlamda bizimle ilgili bir iddiaya dönüştü. Olmayan bir şeyi sanki söylemişsin gibi. Ne söyleyeceksin? İnce Hanım, biz bölgede çalışmalar yaparken ilk etapta kollu kuvvetlerle biz görüşmeler sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmaların bilgisini veriyoruz. Evet. Ve her gün orada bulunduğumuz süre içerisinde kameramanımız Emre zaten yanımdaydı bu süreçlerde, bu söylenenlerde. Ama hadi ekipten diyelim, onların gözünden bakalım bir de. Her gün anlık olarak Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerine günlük olarak bu söylemlerin bilgisi verildi. Bunu söylemek istiyorum ilk etapta. Yani şunu İkincisi söylüyorsun. İkincisi ise dün Emre'yle de bir görüşme sağladık. Bu konuşmayı sen duyduğunda oradaki yetkililere aktardın. Devam edelim şimdi lütfen, evet. Anlık olarak ortalama yarım saat geçer, köyden çıkarız. İlk fırsatta günlük olarak bu bilgiler ekiplere, kollu kuvvetlere iletildi İnce Hanım. Aynı zamanda dün Emre ile de bir görüşmemiz olmuştu ve amcaları sürekli onu arıyordu. Beni de çok sık aradılar ve Emre'nin kız arkadaşından kaynaklı darp edildi iddiasını aile dışından kimse bilmiyordu. Eğer böyle bir durum varsa bu konuya ben nereden mutabıkım, nereden duymuş olabilirim? Bunu aileden öğrendiğimin tek ispatı da budur. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Çünkü kimse bilmiyordu bunu. Sadece aile biliyordu. Ve benim bilmem onlardan kaynaklıydı. Onlardan net olarak duymuştum. Bir iddia daha dile getirdim. Bunu burada biz Emre'ye de sorduk. Çünkü canlı yayında şunu belirteyim hemen ona geçmeden. Biz bir kere burada ne yapıyorsak yasalara uygun yapıyoruz. Sahada çalışan arkadaşlarım da gerekli izinleri alarak, ulaştıkları bilgileri de yine bu soruşturmayı takip eden makamlarla paylaşarak yürütüyorlar. Çünkü bizim elde ettiğimiz her bulgu aynı zamanda dosyanın çözümüne bir katkı sağlar mı diye ivedilikle de aktarıyoruz biz bunu. Yani bakın böyle bir veriye de ulaştık. Çünkü dosyada gizlilik kararı olduğundan bizim bilmediğimiz bazı bulgular da onların elinde. Belki onunla eşleştirecek ve sonuca ulaşacaklar. Böyle işliyoruz. Şimdi diyor ki Mehmet, bakın duydunuz, ben bunu amcalardan duydum. Anında yetkili makamlarla paylaştım ve darp olayını da zaten diyor onlardan öğrendim. Madde bağımlılığı iddiasını da yine amcalar mı dile getirmişti Mehmet? Madde bağımlılığı konusunda şöyle bir detay vermek istiyorum İnce Hanım. Evet. O gözaltı ve tutuklu yargılanma sürecinde uzun bir bekleyişimiz olduğunu, anlık olarak adliyenin önden ayrılmadığımız söylemiştik. Evet. İlk etapta yanımıza Ahmet Bey, Mehmet Bey ve Emre'nin kuzeni Emirkan gelmişti. Sonrasında siz isterseniz evlere gidin, biz size bilgi veririz dedik. Sona doğru onlar tekrar geldi. Bu süre içerisinde onlar da bizimle bekleyişini sürdürdü. Ve şöyle bir şey söylendi, bu madde bağımlılığı dün söylediklerimin dışında. Tamam. Son 6 aydır hiçbir kötü alışkanlığını görmedik Emre'nin dediler. Ama neden diye sordum. Bu, hani bu zamana kadar vardı da. O... Evet. Zamanım azaldığı için Mehmet araya giriyorum. Evet. Eğer tamam, bir kötü alışkanlık, eğer bir kötü alışkanlık kullanırsa ağzından söylemek istemediği kelimeler çıkabilir, cinayetle ilgili bilgi verebilir dediler. Bunu da hemen kısa bir şekilde aktarmış olayım. Yazıklarım olsun size. Şimdi Emre'ye ben bu soruyu sordum. Ben hiç böyle bir alışkanlığım olmadı diye cevap verdi. Zaten onun incelenmesi ayrı bir durumda. Asla incelemem. Şimdi biz bu dosyaya başladığımızda bir yandan soruşturma da sürdüğü için bütün dosyalarda da aynı hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz zaten. Bazı alanlara özellikle de giremiyoruz. Bazı soruları özellikle de soramıyoruz, konuşamıyoruz.
Bu dosyada şöyle bir noktaya gelindi. Zaten Ekrem Aykan'ın öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak amca Yüksel Bey tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Evet. Şimdi bu bilgiler oradan gelenler ve biz cevaplarını kullansınlar, bağlansınlar dedik ama bugün yayına özellikle bağlanmıyorlar. Neden bağlanmıyor? Bağlansınlar. Çıkardığı gibi söylesinler. Bütün bunlardan sonra... Bağlanacağız diyordular diye akşam. Bağlansınlar. Sabır da dedi. Bütün bu... Bağlansınlar dediler. Niye bağlanmıyorlar? Şu anda arıyorlarmış ama reklama gitmem lazım diyorlar bir yandan. Ne söyleyeceklerse kaydedelim. Gerekirse sonra veririz ama şunu bir belirtmek istiyorum. Artık bu dosyada gelinen aşama nedeniyle yani soruşturmanın geldiği nokta gereğiyle biz burada ismi geçen, iddialarda adı zikredilen bütün taraflara söz hakkı verdik. Sana verdik, annene verdik, amca Hüseyin'e verdik, onun birlikte yaşadığı Canan Hanım, diğer amcalar hepsine cevap hakkı tanıdık. Yine bir şey söylemek istenirse bizim yayınımız buna açıktır ama soruşturmanın selameti açısından bu noktada biz bu konuyu konuşmayı durduracağız. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yargı da çünkü konu. Zaten tutuklu yargılanan bir amca var. Belki başka kararlar gelecek bilemiyoruz. Çünkü o gizli kararındaki eldeki verilere biz de hakim değiliz bu noktada. Bir şey söylemek istiyor musunuz son olarak? Ben şunu söylemek istiyorum. Canım benim her zaman alnım hak. Hani... Mikrofonu yaklaştır. Yani benim her zaman alnım hak. Hani bunu istediği gibi de araştırabilirler. Yani ben o gün izine de olduğuma dair her şekilde kanıtlayabilirler yani. Evet. Fatma sen bir şey söyleyecek misin? Ben anlamıyorum İnce Hanım. Bu neden, bunları neden söylediler? Ben anlamıyorum. Peki. Anlayamıyorum. Yani neden biz buraya katil aramaya geldik? Bunlar ne yani? Biz birbirimizin içimizde mi suçlu ararız? Fatma Hanımcığım, evet aynı şeyi söylüyorsunuz. Bir reklama gitmem lazım. Sürem de oldu çünkü. Üç çocuk babası Münevver Yılmaz 10 Şubat'tan bu yana kayıp sevgili seyirciler ve günlerdir ne bir telefon var ne bir haber var ya da Münevver'i şurada gördük diyen biri var. Dün yayına bağlanan kardeşi Münevver'in kendisine yani Münevver'in erkek kardeşi birkaç ay öncesine kadar hayatında bir kadın olduğundan bahsettiğini söyledi. Ve en son kaybolmadan bir akşam önce de ailece bir aradaydık dedi. Münevver'in başına bir şey mi geldi? Bu yasak ilişki nedeniyle mi Allah korusun birileri başına bir şey getirdi? Gerçekten mesai arkadaşlarının söylediği gibi ben artık kendime yeni bir hayat kuracağım. Başka bir kadınla mı birlikte Münevver'i aramaya devam ediyoruz. Gören bilenlerden yardım istiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Ve bu arada Zeliha teyzemle ilgili de bazı gelişmeler var ama zaman kalmadı. Onları yarınki yayında sizlerle paylaşacağım. Hepinize güzel bir akşam diliyorum.